Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri tekrarlarından dördüncüsü ile karşınızdayım. Sadece ve sadece bu videoda zaten bence yeterli. Üçgende eşlik ve benzerlik konusunun tekrarını yapacağız. Benzerlik başlı başına bir konu. En önemli konulardan biri. Zaten ben en fazla neye önem veriyorum? Dik üçgen, üçgende benzerlik ve üçgende alan konularına önem veriyorum arkadaşlar. İşte şimdi en önemlilerinden bir tanesini şey yapacağız, işleyeceğiz. Üçgende eşlik ve benzerlik. Çok güzel sorular var arkadaşlar. Yine sisteminiz şu olsun. Sadece tekrar dinleyin. Ardından lütfen soruları siz yapın. Açıklama kısmına boş PDF şeyi yükleyeceğim arkadaşlar. Boş PDF'i siz buradan indireceksiniz. Soruları kendiniz çözeceksiniz. Ardından çözemediğiniz soruları dolup PDF'ten bakacaksınız. Yine çözemezseniz dolup PDF'ten de yine anlamazsanız arkadaşlar orada çözümler olacak dolup PDF'de. Çözümlerini yine anlamazsanız da yapacaksınız? videonun devamındaki gerekli olan soru kısmına geleceksiniz bulacaksınız orayı. Ve orada çözümüne bakacaksınız. Çok güzel e, sorular hazırladığımı düşünüyorum yine. E, yine güzel bir benzerlik sorularıyla, yine yeni nesil sorularla, değişik yeni nesil sorularla, yine yeni nesil ağırlıklı olacak şekilde. Yani yarısı yeni nesil, yarısı da şey. E, ne derler ona? Normal, klasik diyebileceğimiz sorular arkadaşlar. Biraz sonra göreceksiniz. Evet bence güzel bir içerik oldu arkadaşlar. Mutlaka mutlaka dediğim yapın ama ilk başta kendiniz çözün sonrasında çözümlerine ulaşırsınız. Ha bazı arkadaşlar var hocam sonuna kadar ben sizi dinlemek istiyorum. Evet. Video uzun olabilir ama e, uzun olması beni yoruyor sadece. Sizin için önemli olan şu an tekrar kısmı. E, bazı arkadaşlar da hocam bütün soruları sizden dinlemek ve anlamak istiyorum diyenler de olabiliyor. O konuda bir şey diyemiyorum. İzleyen arkadaşlar da olabilir tabii ki. Sıkıntı yok. Evet ben neyse devam edeyim, başlayayım arkadaşlar. Evet üçgende eşlik ve benzerlik. İlk önce eşliği söyleyelim. Aslında önceden eşliği anlatmıyordum ama benzerlik oranı bir olan üçgenlere biz eş üçgen diyoruz arkadaşlar. Ama eşliği de ayrı bir şekilde anlatalım. Çünkü eşlikte öğrenciler gerçekten zorlanıyor arkadaşlar. Eşlik. Karşılıklı açıları birbirine eşit ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan üçgenlere biz eş üçgen adını veriyoruz. Mesela karşılıklı açılar burada bu nokta açısı nokta açısı. Çizgi açısı çizgi açısı burası da. Burası da çift çizgi burası da çift çizgi ise arkadaşlar. İşte bu üçgenler ne olmak zorunda arkadaşlar? Eş olmak zorunda diyemeyiz. Açılar eşit olacak ve kenarlar da kendi çapında birbirine eşit olacak. Mesela kenarlarımız da şu noktanın karşısındaki kenarlar eşit. Çizginin karşısındaki kenarlar eşit, çift çizginin karşısındaki kenarlar da eşitse bu iki üçgene biz eş üçgen diyoruz. ABC üçgeni eşittir DF biçiminde gösteriliyor arkadaşlar. Şu niye böyle okla gösterildiyse? Şu şekilde arkadaşlar şu şekilde gösterelim Yalnız bunu yazılırken A, B, C nokta çizgi çizgi diye gittiysek burada da nokta çizgi çizgi diye gitmek zorundayız arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Ha, neyse şu benzerlik şeklinde gösteriliyor. Tamam. Eşlik şu şekilde gösteriliyor. Eşittir'in üstünde dalga işareti olacak arkadaşlar. Tamam. Yalnız burada eşlikte e, şeyi bileceksiniz. E, i̇ki üçgeni eş yakaladıktan sonra. Tabi eşlik teoremleri var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. İki üçgeni eş yakaladıktan sonra Tek bilmen gereken şu. Ya aynı açının karşısındaki kenarları birbirine eşitleyeceksiniz. Ya da eşit kenarları gören açıları birbirine eşit olduğunu söyleyeceksiniz arkadaşlar. Eşit kenarları gören açılar da birbirine eşittir diyeceğiz. Ya da biz en fazla ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Ama bazen şeyi de kullanıyoruz. Mesela kenar 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 eşliği. Bu teorem arkadaşlar e, ee, iki üçgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşit ise bu üçgenlere eş üçgenler denir. Nasıl yani? İki üçgende şöyle karşılıklı kenarlar birbirine eşitse arkadaşlar. Şöyle karşılıklı kenarlar derken yan yatık halde gelebilir tabii ki. A, B, C. Şurası da D, E, F olsun mesela. Burası çizgi, çift çizgi, S ise atıyorum burası çizgi, burası çift çizgi, burası da S ise. E, i̇ki üçgen bak bütün kenarlar birbirine eşit oldu hocam. Evet kenarlar birbirine eşit olduğu için bunlar eş üçgen. Aa tamam. Hocam ABC eşittir DEF e mi diyeceğiz? Hayır. Burada iki üçgende bütün kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen eşittir. Tamam bunu yakaladık. Eşliği yakaladıktan sonra açıları yazın. Eşit kenarların karşısındaki eşit kenarları gören açılar nedir dedik arkadaşlar? Birbirine eşittir. En fazla aynı açının karşısındaki kenarlar eşittir kullanıyoruz tabii ki ama hiçbir açı yok ki burada. Eşit kenarlar var ya Eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir. Yani çizgiyi gören burada kaç nokta açısıysa çizgiyi gören burada kaç nokta açısı? C'yi gören burası çizgi açısıysa C'yi gören buradaki çizgi açısı. Diğer açı çift çizgiyi gören çift çizgiyse burası da çift çizgi. Ha, artık ben eşliği yazarken ABC üçgeni eştir. E, ABC yazarken nasıl yazdık arkadaşlar? Çift çizgi çizgi nokta diye gittim. Çift çizgi çizgi nokta diye gitmek zorundayım. Yani D, F, e şeklinde yazmak zorundayız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bak kırmızılar yok normalde şu çizgi çift çizgisi, çizgi çift çizgi, çizgisi çizgi, 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 iki üçgende bütün kenarlar eşitken biz bu iki üçgene eşliyoruz. Eşit kenarları gören açıların eşitliğini yazınca eşli zaten buradan fark edebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> zaten bütün kenarlar eşit olduğunda hemen eşit kenarları gören açıların de mutlaka mutlaka gösterin sorulardı arkadaşlar. Sonrası kenar açı kenar eşli. Arkadaşlar bu genelde çok fazla gözden kaçıyor. Kenar açı kenar. Ee, maalesef üçgende benzerlikte de yine aynı şekilde. Kenar açı kenar eşliği nasıldır? Ee, hemen onu gösterelim arkadaşlar. Yine ABC. ABC ve DF e, diyelim arkadaşlar. Şuraya DF diyelim. Bak aynı açıya ait kenarlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Mesela şurası alfa alfayken. A, alfanın kolları çizgiye çift çizgiyken. Mesela aynı şey burada da varsa. Burası alfa. Hocam alfanın kolları çizgiye çift çizgi ise böyle. Dikkat edin. Aynı açıya ait kenarlarda aynı açının kollarında çizgiye çift çizgi öbüründe de kollarında çizgiye çift çizgi varsa bu iki üçgene ne diyoruz arkadaşlar? Eş üçgen diyoruz. Eş üçgeni yazarken ne yapacağız peki? ABC üçgeni eşittir DF mi diyeceğiz? Hayır. Nasıl yapacağız arkadaşlar bunu? Şimdi biz ne dedik? Benzerlikte ve eşitliğe en fazla kullanacağımız şey. Bak unutma. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Ya da ee, eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir. O zaman burada bak ekstradan yazdığım şey kırmızıyla yazıyorum. Çizgiyi gören burası nokta açısıysa çizgiyi gören buradaki nokta açısı olur. Çift çizgiyi gören burası çizgi açısıysa çift çizgiyi gören buradaki de çift 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 şey olur. Hatta alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenarda birbirine eşit olur diyebiliriz arkadaşlar. E ben burada eşitliği yazacak olursam ABC diye yazdıysam mesela ABC üçgeni eşittir. Neresi? ABC'ye dikkat et. Çizgi alfa nokta diye gittim. Burada da öyle Çizgi alfa nokta diye gideceğim yani FDE e üçgeni eşit olmak zorunda arkadaşlar. Yine ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz, böyle, değil mi? Bir sadece biraz daha hızlı oluyor sanki. Açık kenar açı. Evet. Bu sefer de açık kenar açı da arkadaşlar. Ya aslında biz bu açık kenar açıyı e, çok fazla şey yapmıyoruz. Aynı kenara ait açılar birbirine eşitse. Tamam. Yine göstereyim arkadaşlar size. Şöyle şurada göstereyim. Aynı kenara ait açılar birbirine eşitse. Burada daha farklı bir yol uyguluyoruz aslında arkadaşlar ama olsun ben yine de size göstereyim arkadaşlar bunu. Şimdi iki üçgen A, B, C üçgeni ile DF üçgenimiz olsun elimizde. Peki. Bak, ne bu? Aynı kenara ait açılar. Mesela hocam şurası çift çizgiye ait e, açılar. Noktaya çizgi ise. A hocam, burası da aynı kenara ait açılar. E, noktaya çizgiyse, He, dikkat edin, açı, kenar açı, açı, kenar açı, aynı kenara ait açılar birbirine eşit, aynı kenara e, aynı kenara ait açılar, noktaya çizgiyse, bak, noktaya çizgiyse, bu üçgenlerde ne olacak, eş üçgen olacak. Ya da ya da biz bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yani açı kenar açı demektense genelde sorularda şöyle yapıyoruz. Açılara da dalıyoruz. Nokta çizgi 3. açı 180'i e tamamlayan açı çift çizgi ise nokta çizgi 3. açı hocam 180'e tamamlayan açı burada da 180'e tamamlayan açı çift çizgi olmak zorunda diyoruz. A iki üçgende bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine de eşitse biz bu üçgenlere eş üçgen diyoruz arkadaşlar. Tamam Yani açı kenar açı olarak görmek biraz sıkıntılı olabiliyor. Ama iki üçgendeki bütün açılar eşit olup da Aynı açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşitse biz bunu çıkarına eşit üçgen diyoruz. Ama neden dolayı? Bakın aynı kenara ait açılar. Bak kenar eşitlikleri var ya burada. Aynı kenara ait açılar. Noktaya çizgiye noktaya çizgiye. O yüzden dolayı açı kenara açı eşit diyoruz arkadaşlar buna. Hatta burada ne yapacağız? Eksi parçaları biz tamamcayız. Noktanın karşısındaki kenarla, noktanın karşısındaki kenar birbirine eşittir. Çizginin karşısındaki kenarla da, çizginin karşısındaki kenar birbirine eşittir diye göstereceğiz arkadaşlar böyle. Ama önemli olan burada neydi? İlk önce şu şey verilmişti. Ee, tabii nokta çift çizgi, çizgi olayları verilmişti. Şunları sonradan bulduk. Kırmızı olanları sonradan bulduk arkadaşlar. Burada benzer üçgenler nedir? Ya da eş üçgenler hangileridir arkadaşlar? ABC üçgeni ile eş üçgendir. Kafamıza göre DF yazmıyorduk arkadaşlar. Hangi üçgen arkadaşlar? ABC ile yani çift çizgi nokta çizgi diye gittiysek çift çizgi nokta çizgi diye gideceğiz. Yani EFD üçgene eş üçgen olacak arkadaşlar. Tamam. Eşliğin temel mantığı bu arkadaşlar. Biraz sonra sorularına dalarız. Şimdi üçgende benzerliğe mi bakayım? Evet üçgende benzerliğe bakayım isterseniz. Şimdi üçgende benzerlikte de. Bak eşlikte neydi? Karşılıklı açılar birbirine eşit olacak. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak da. Benzerlikte de arkadaşlar karşılıklı açılar eşit olacak. Bir de aynı açının karşısındaki kenarlarda da belli bir oran olacak. İşte biz bu üçgenlere ne diyoruz arkadaşlar? Benzer üçgen diyoruz. Bu sefer de oran varsa, belli bir katı varsa ya da belli bir oranda bölünmüşse ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz buna da ne diyoruz? Benzerlik diyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, burada A açısıyla D açısı birbirine eşit. İşte B açısıyla E açısı birbirine eşit. Burasıyla da burası eşitse. Büt, e, iki üçgende bütün açılar birbirine eşit. Ve aynı açının karşısındaki kenarlarda belli bir oran varsa. Mesela burası A, B, C. Evet A, B. Yok. Şuraya A, B, C diyeyim arkadaşlar. Şuraya A, B, C diyeyim. e ee, Belli bir oran varsa burası da bak Doktanın karşısı küçük üçgen daha iken Burası K katı oluyorsa Çizginin karşısı B iken o zaman burası da K katı oluyorsa çift çizginin karşısı C iken o zaman burası da K katı oluyorsa işte bu iki üçgene ne diyeceğiz arkadaşlar ee, Benzer üçgen adını Vereceğiz. Açılar eşit olacak Yani hocam Bizim üçgenimiz 3 üç kat büyüdü diye Açılarda 3 kat büyüyecek Anlamında değil. Unutmayın bunu Evet Açılar eşit olacak. Kenarlarda da ne olacak arkadaşlar? Belli bir oran olursa işte bak aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Eşitle de aynısını yapıyorduk ya aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. Burada da ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Hemen noktanın karşısı AK'nın aynı açının karşısı. Noktanın karşısı AK'nın noktanın karşısı A'yı oranı. Bak AB bölü DE. Ya AB bölü DE bölü demiş ya. BC. BC bölü EF. Yani şuraya AK bölü A eşittir. Çizginin karşısı BK bölü çizginin karşısı K. BK bölü B eşittir. Çift çizginin karşısı CK bölü C. Hepsindeki oranda neye eşit oldu arkadaşlar? Bakın K'ya eşit oldu. İşte görüyorsunuz. Ya yani iki üçgende biz bunu işleme ne diyoruz? Benzer diyoruz. Tamam. Hala hazırda benzer bunlar. Ama benzerlik her zaman karşımıza bu şekilde mi gelecek arkadaşlar? Tabii ki hayır. Benzerlik içinde yapmamız gereken bazı teoremler var. Benzerlik de şu şekilde gösteriliyor. S işaretiyle gösteriliyor arkadaşlar. Yalnız açılardan dolayı yine benzerliği yazabiliriz eşitlik gibi. Mesela nasıl yazdık? Nokta çizgi çift çiz diye yazdık. Burada da nokta çizgi çift çiz diye yazmak zorundayız. Yani ABC diye yazdıysak burada da DEF şeklinde yazmak zorundayız arkadaşlar. Peki benzerlik içinde teoremlerimiz var arkadaşlar. Bu teoremlerimiz nelerdir? Birincisi kenar açı kenar. İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarları orantılıysa. Yani kenar açı kenar eşlikte de var değil mi arkadaşlar? Ne demiştik kenar açı kenarda arkadaşım? Kenar açı kenarda ne demiştik? Şöyle iki üçgeni şöyle göstereyim arkadaşlar. Biri küçük biri büyük olsun. Eşlikte şey yapmıştık. <laughs> Şu A, B ve C şurası D, E ve F diyelim arkadaşlar. Bak alfa. Aynı açının kenarlarından bahsedeceğiz. Aynı açının kenarları, kolları A'ya B ise. A hocam bu sefer de burası alfa A K'ya B ise. Bak ne dedik biraz önce kenar açı kenarda aynı açının karşı kenarları. Bak alfanın kolları çizgiye çift çizgi alfanın kolları çizgiye çift çizgi olsaydı bu iki üçgen eş üçgendi. Bu sefer aynı açının kollarında belli bir oran varsa. Bak alfanın kolları A'ya B iken alfanın kolları A K'ya B K. En fazla gözden kaçan benzerliktir. Dikkat edin arkadaşlar. Buradan buraya K kat varsa. İşte bu ama aynasının kollarında. Ee, bu iki üçgene ne diyoruz? Benzer diyoruz. Yalnız bu üçgenlerin benzerliğini bulurken şu şekilde bulmak daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Alfanın kollarını küçükten bir'ye doğru sıralayın. A'ya B. Öbüründe de alfanın kollarını sıralayın. A, K'ya B, K. Her ikisinde de alfanın kollarını sıraladı, sıraladığınızda, her ikisinde oranladığınız zaman, her ikisindeki oran da aynı geliyorsa, 1 bölü K'ya 1 bölü K geliyorsa, işte bu bize iki üçgenin ne olduğunu gösterir arkadaşlar. Kenar açı kenardan benzer olduğunu gösterir. Madem kenar açı kenardan benzer. E arkadaşlar kenar açı kenar benzerliğini bulduktan sonra ne yapacaksınız? Benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir arkadaşlar. Yani alfanın karşısı x ise direkt burada alfanın karşısına da ne diyebilirsiniz arkadaşlar? xk diyebilirsiniz. Çünkü k katı var ya. Ya da benzerlik oranı ne burada? 1 bölü k'yı buldunuz ya. Benzerlik oranı 1 bölü k. E, alfanın karşısı ac bölü. Alfanın karşısı de şeklinde yazarsınız arkadaşlar. Olay biter. Bir de benzerliği yazalım hocam. abc üçgeniyle ile df üçgeni mi? Değil. Dikkat edin. O da nasıl? Oran, yani biz nasıl ki e, aynı açının karşıdaki kenarlar birbirleriyle orantılıdır diyoruz benzerlikte. Değil mi? Bu sefer de orantılı kenarları gören açılar da birbirine eşittir diyebiliriz. Eşit de ne demiştik? Eşit kenarları gören açılar birbirine eşitte. Burada da orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit olacak. A ile AK orantılı. A'yı gören açı nokta açısıysa AK'yı gören açı burada da nokta açısıdır. B'yi gören açı çizgi açısıysa burada da BK'yı gören açı burası da çizgi açısıdır arkadaşlar. Yani benzerliği de yazacak olursak ABC üçgeni ile nasıl gittik? ABC nokta alfa çizgi. Burada da nokta alfa çizgi yani EFD üçgeni benzerdir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Genelde bu gözden kaçıyor ama dikkat edin buna. Ee, neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Sadece tek bir açı varsa kenar içi kenar var mı diye bakın. Açının kollarını yazın böyle iki üçgende de. Açının kolları A'ya B. Öbür üçgende de açının kolları A, ya ya yazın. Küçükten büyüğe doğru yazın ama. Şöyle küçükten büyüğe doğru yazın. Küçükten büyüğe doğru yazın. Her ikisini küçükten büyüğe doğru yazdığınızda ve oranladığınızda her ikisindeki oran aynıysa bu iki üçgen nedir? Benzerdir. Çünkü alfa'nın kollarında iki üçgende de belli bir oran var. O zaman bu iki üçgen benzerdir. Benzerlik oranı da oradaki oran. Buna dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Sonra geldik kenar 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 benzerliğine. Allah kalem düştü. Geldik kenar 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 benzerliğine. Kenar kenar kenar. Hmm. Kenar kenar kenarda da eşlik vardı değil mi arkadaşlar? Bütün kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen eşti. Bu sefer de karşılıklı kenarlar birbirleriyle orantılı ise mesela şöyle bir üçgenim var arkadaşlar burada. Burada da şöyle bir üçgenim var. İki üçgende karşılıklı kenarlar birbirleriyle orantılıysa biz bu iki üçgene ne diyecekmişiz? Şuraya da DF diyelim. Benzer üçgen diyecekmişiz arkadaşlar. Mesela şurası ABC iken burası ee, herhangi bir şekilde. Burası AK, burası BK, burası da CK olsun. O zaman ne oluyormuş arkadaşlar? Her iki üçgende e, benzer oluyormuş arkadaşlar. Tamam Yani büyütmüşüz. Bir de takla attırmışız değil mi? Böyle şöyle yan çevirmişiz arkadaşlar. Öyle düşünün. Ee, i̇ki üçgen benzer oluyormuş. E, bu benzerliği biz nasıl buluruz? Buradan buraya K kat varsa iki kat A olduğunda mesela buradan buraya K kat var. Mesela 2 kat olduğunda rahat bir şekilde görebilirsiniz. 3 kat olduğunda yine rahat bir şekilde görebilirsiniz ama ya 5 bölü 7 kat olduğunda nasıl göreceksiniz? İşte o sıkıntı. İşte biz biz yine aynı mantıkta arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru kenarları yukarıdaki gibi. Hani alfanın kollarını sıralamıştık ya kenar açı kenarda. Burada da aynı şekilde. Küçükten büyüğe doğru kenarları sıralayın. Öbüründe de küçükten büyüğe doğru kenarları sıralayın arkadaşlar. Her ikisinin de küçükten büyüğe doğru kenarları sıraladığınızda ve hepsini oranladığınızdaki oran aynıysa biz bu iki üçgene diyoruz arkadaşlar? Kenar, kenar, kenardan benzer diyoruz arkadaşlar. Kenar, kenar, kenardan benzer diyoruz. Dolayısıyla iki üçgen benzerdir arkadaşlar. Neden dolayı? Kenar, kenar, kenardan dolayı. Ha hocam burada ne var? Bütün kenarlar var. E kenar bulutturmazlar bize. Açı. E biz ne diyorduk arkadaşlar? Bak benzerlikte hep kullandığımız şey ya aynı açının karşıdaki kenarlar birbirleriyle orantılı diyoruz ya da orantılı kenarları gören açılar da birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada A ile AK orantılı. O zaman A'yı gören nokta açısıysa AK'yı gören burada da nokta açısı. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. B ile BK. B'yi gören çizgi açısıysa BK'yı gören burada da çizgi açısıdır arkadaşlar. C ile CK. C'yi gören çift çizgi ise burada da çift çizgi olmak zorunda arkadaşlar. CK'yı gören açı. C'yi gören burada kaç çift çizgi ise CK'yı gören burada kaç da çift çizgi olmak zorunda arkadaşlar. Tamam. İki üçgenin karşılıklı ikişer işte olay bu. Açıları yazdıktan sonra güzel bir şey çıkar büyük ihtimalle arkadaşlar. Ve geldik açı 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 benzerlik teoremine. Aslında biz açı açı benzerliği de diyebiliriz arkadaşlar buna. Niye? İkişer açıların eşit olması yeterli olacak. Bütün açıları eşitse arkadaş bu iki üçgende bütün açılar şuraya küçük küçük yazacağım onu. Şöyle küçük yazacağım arkadaşlar. İki üçgende bütün açılar birbirine eşitse. Zaten sadece ve sadece ikisinin eşit olması yeterli arkadaşlar. İki açının eşit olması yeterli. Niye hocam? Bak şimdi dikkat. E arkadaş zaten iki açı birbirine eşitse ABC üçgeninde A, B ve C buraya da D, E ve F diyeyim arkadaşım. Bak iki açı eşitse hocam nokta çizgi üçüncü açı 180'e tamamlayan çift çizgi ise nokta çizgi üçüncü açı 180'e tamamlayan burada da çift çizgidir. A bütün açılar eşit oldu. Heh. Açı 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 benzerliği de diyebiliriz. Açı, açı açı benzerliği de diyebiliriz. İkişer açılar eşitse otomatikman üçüncü açıları zaten eşit oluyor arkadaşlar. Ha burada ne olacak? Ee, kenarlar o zaman tek yapmamız gereken iki üçgende bütün açılar eşitse bu iki üçgen benzerdi. Bak açı 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 eşliği yok. Benzerliği var arkadaşlar. Bu arada bu kenarlar A, B, C ise ya tamam. A, B, C ise burası da D, E, F ise tek yapmamız gereken arkadaşlar nedir? Aynı açının karşısındakileri oranlamak. Yani noktanın karşısı A bölü. Noktanın karşısı E. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Çizginin karşısı B bölü. Çizginin karşısı nedir arkadaşlar? F. Çift çizginin karşısı C bölü çift çizginin karşısı D diyeceğiz arkadaşlar. İşte benzerliği açı 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 benzerliği daha kolaydır. Yakaladıktan sonra aynı açının karşısındakileri oranlayacağız arkadaşlar. Benim burada iki tane kalıbım var. Bir alfa beta kalıbı arkadaşlar. 90 dereceler iki adakiden fazlaysa alfa betaya dalıyorduk arkadaşlar. Kalıp bir bu. Bu önemli kalıplardan bir tanesi arkadaşlar. Lütfen bu kalıba dikkat edin. Çok fazla karşımıza çıktığı için ben bunu kalıp olarak veriyorum. Normalde bu şekilde vermem. E niye 90'lar 2'deki'den fazla ise hiçbir açı yokmuş gibi aslında ama bak açılara daldığın zaman alfa beta beta 90 sırasındaki alfa yani alfa ile beta'nın toplamı 90 ya. Buraya da alfa kaldı. Alfa 90 sıradaki beta. Gördünüz mü? Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Birinci kalıp bu. Bu kalıp 1 arkadaşlar. Kalıp 1. Niye yukarı yazmadıysam kalıp 1 bu. Alfa beta kalıbı arkadaşlar. Kalıp 2 de çok önemli arkadaşlar yine kalıp 2 de ortak açı diyelim. Ortak açı. Ortak açı deyince anlayacaksınız zaten. Ortak açı deyince arkadaşlar şu yani. Şöyle iki üçgende eşit iki açı olduğunda ortak açı var mı diye bakacaksınız. Ortak açı hocam burası. Şu üçgenle büyük üçgende. E o zaman üçüncü açılar da birbirine eşittir. Nokta karadığım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karadığım üçüncü açı burada da çift çizgi olmak zorunda arkadaşlar. Yani iki üçgen de bakın nokta kaladım çift çizgiye nokta kaladım çift çizgi iki üçgende sadece birer açıları vardı. Ortak açılarda olduğu için iki açıları açılar eşit oldu. Üçüncü da otomatikman eşit oldu. İki üçgen açı açı açıdan benzer oldu. Tek yapman gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Şimdi zaten <laughs> sırasıyla bu sorulara devam edeceğiz arkadaşlar. Sırasıyla şey yapacağız. Sonra Thales teoremi yani temel orantı teoremi var. Temel orantı dediğimiz nedir arkadaşlar? Şu. Şunun tamamının oranı paralellik olduğunda arkadaşlar. Paralellerde sivrilen yer neresiyse. ise bak paralellikte buraya doğru küçülüyor. Sivrilen yer burası yaptı. Buradan tekrarlı. Bu böyle bu. Bu böyle buna eşitti arkadaşlar. Hatta ve hatta biz Thales teoreminde arkadaşlar şu şekilde de yapabiliyorduk. Thales teoreminde de biz şu şekilde de yapabiliyorduk arkadaşlar. Şurası şöyle burası böyle. 6'ya 4. Koldan kola geçişte ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Tamam. Şunun tamamını oranı. E, bunun tamamının oranı e şunun da şuna oranını eşit diye söylemiştik. Onda bir sıkıntı yok. Ama koldan kola geçiş yapılırken arkadaşlar yukarıdan aşağıya 6 bölü 4 oran var ya buraya 6K buraya 4K diyebilirsiniz. Şunlar e, işin içine girdiği zaman tekrar ara girmenizi tavsiye ediyoruz. Hatta en sadesini yazın. 6 bölü 4 3 bölü 2 yani direkt buraya 3K buraya da 2K yazabiliriz arkadaşlar. Temel dediğimiz olay bu arkadaşlar. Burası AB, burası CD, burası da X ve Y diyecek olursak normalde A bölü A artı B. Ee, C bölü C artı D'ye eşit. O da X bölü Y'ye eşit arkadaşlar. Ya da A bölü B. Koldan kola geçişte. Direkt C bölü D şeklinde de kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Peki gençler. Böyle bir şey var. Eyvallah. Süper. Harika. Bir de ne vardı? Bununla ilgili talist teoremlerinden bir tane daha vardı. O da neydi arkadaşlar? Kelebek benzerliği. Kelebek benzerliği. Kelebek benzerliği ne oluyordu arkadaşlar? Şu şekilde oluyordu. Her ikisinde de paralellik, kum saatte diyebilirsiniz. Papyon da diyebilirsiniz. Ama genelde öğretmenlerin dilinde kelebek diye şey oldu arkadaşlar bu. Hani şuraya ben e, X, Y ve Z, şuraya da A, B ve C diyecek olursam yukarıdan aşağı oranlamalarda birbirine eşit oluyordu kelebekte. Yalnız iki paralel doğru arasında şey olduğunda. X bölü A. X bölü A eşittir. Aynı doğru üstünde Y, y bölü C'ye eşittir arkadaşlar. Y bölü C'ye eşittir. Yine aynı doğru üstünde yukarıdan aşağıya. Z bölü B'ye eşittir. Bu kadar basit. Tamam mı? Kelebekte de, de ayrı ayrı arkadaşlar. Tekrarlı bir şekilde olmayacak. Bir de benzer üçgenlerde arkadaşlar. Bütün benzerlikle ilgili uzunlukla alakalı her şeyleri oranına eşittir. İki üçgen benzerse çevreleri oranına eşittir. Aynı açılardan çizilen açıortaylar, kenarortaylar, kenar ortaylar, yükseklikler oranına eşittir. Aklınıza ne geliyorsa her şeylere oranına eşittir. Yardımcı elemanların hepsinin oranına eşittir. Hatta çevreleri oranına bile eşittir. Uzunlukla alakalı bir şey giriyorsa. Bir tek benzer üçgenlerde benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit arkadaşlar. Tamam mı? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Onu yazmış mıyız? Yazmamışız. Ee, benzerlik oranının karesi karesi alanlar oranına Eşittir bu kadar. Benzerlikle alakalı her şey yani uzunlukla alakalı her şey benzerlik oranına eşittir. İşte e, kenarlar oranı, işte yükseklikler oranı ama yüksekliklerde aynı açılardan çizilmesi, kenar ortayda aynı açılardan çizilmesi, kenar ortaylar oranı, açı ortaylarda da aynı açılardan çizilmesi, açı ortaylar oranına falan eşit oluyor arkadaşlar benzerlik oranı. Her şeyler oranına eşit oluyor. Bir tek alanda benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşit oluyor arkadaşlar. Hatta ileride katı cisimlerde benzerlik hacim ilişkisi var. Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit olacak arkadaşlar. O da piramitte ve konide çok fazla kullanacağız zaten bunu da. Evet tekrarımızı bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? Sorulara geldik. Evet bu sefer kolay sorularında var, zor sorularında var. Eşlik sizi biraz zorlarmış gibi duruyor arkadaşlar. Eş üçgenler maalesef sizi biraz zorluyor. Ama ilerleyen zamanlarda tabii daha da iyi olursunuz diye tahmin ediyorum. ya Yapacağınız şeyi de söyleyeceğim zaten ama şimdi ne yapıyoruz? Siz tekrar yaptınız. Boş pdf'i çıkartın lütfen. Kendiniz buradaki soruları çözün. Çözemediğiniz zaman boş dolu pdf'teki işte aşağıdaki videonun açıklama kısmında şey yapacağım ya paylaşacağım ya arkadaşlar onu. Açıklama kısmında paylaşacağım ya onu indirip dolu kısmındaki şeyden pdf'ten çözümüne bakabilirsin. Oradan da anlamadın. Videoda gerekli soruyu bulup ona göre şey yaparsınız arkadaşlar. Normalde tekrarımız bitti. Ben şu an 43 tane soru çözeceğim. Yani bu video büyük ihtimal bir saati bayağı bir geçecek. Hatta 2 saati falan da bulabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakacağız. Sizin için yapacak bir şey yok. İftar saatine de az kaldı. İnşallah yetişiriz. Evet gençler. Sorulara başlayalım. Evet Birinci soruyla başlıyoruz. ABC ve ADE birer eşkenar üçgenmiş. Hemen eşkenar üçgenleri gösterelim. ABC eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. Tamam. Ee, şu kenarda böyle eşit olacak. 3x eksi 5 şuraya kadar bir şey herhalde. Tamam. Şu kenarı yazmayayım isterseniz. Bu da bir eşkenar üçgen verilmiş. Evet. Şu kenarda şey yapacak galiba. İki eşkenar üçgende şuradaki tepe noktaları bak burası ya. O zaman benim buraya yoğunlaşacağım belli arkadaşlar. Soru da bir de çözerken dikkat edin. X artı 3 nerede? Burada. Hmm, burada. X eksi 5 burada. X eksi 5 bak mesela buradaki üçgende. Tamam. Hocam X artı 3 de buradaki üçgende ama buradaki üçgenin bir özelliği yok. Ama aynı zamanda buradaki üçgende. İşte bak senin bu üçgenleri yoğunlaşan belli arkadaşım. E ben yine yoğunlaşmadan bir şey göstereyim. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın hocam bu eşkenar üçgeni buradaki açısı 60 derece burası da 60 derece değil mi? Evet. Yani sen buraya alfa dersen Buraya 60 alfa kaldı. E tamamı alfa 60 olduğundan buraya da alfa kaldı. Aa dikkat et. Şu açıda alfa, bu açıda alfa. Dikkat ederseniz ne çıktı burada arkadaşlar? Şu üçgenle şu üçgen eş üçgen oldu. Sebep aynı açının kolları çizgiye çift çizgi, aynı açının kolları çizgiye çift çizgi olduğundan dolayı. Neden dolayı? Kenar açı kenar aynı açıya ait kenarlar, aynı açıya ait kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı kenar açı kenar eşliği çıktı arkadaşlar burada. O zaman burada alfanın karşısı x artı 3 ise buradaki alfanın karşısı da x artı 3 olmak zorunda. Yani şu kenarlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani 3x eksi 5 ile x artı 3 birbirine eşit olacak arkadaşlar. Buradan 2x eşittir 8'den. X'i de buradan kaç buluruz? 4 buluruz arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı böylelikle 4 çıktı. Geldik ikinci soruya. Zaten eş üçgenler karede falan çok fazla karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu kare sorusuyla karşımıza çıktım. Ee, yani ama üçgenlerden çözülüyor tabii ki. Kare sorusu da olsa da hiç önemli değil. Ne yapacağız arkadaşlar? Hocam 90'lar havada uçuyor. 90'lar havada uçuyorsa alfa beta'ya dal kardeşim. Dal dal dal. Alfa beta'ya daldıktan sonra alfa beta tamamı 90 alfa. Ee, burası kaç çıktı arkadaşım? Beta. E, ee, burası da beta mı çıktı? Evet. Şuradaki x isteniliyor bizden. Bu bir kalem mi verilmiş? Evet. Kareyi kullanacağız arkadaşlar. Kare. Şu karenin bir kenarı, şu da karenin bir kenarı, şu da karenin bir kenarı, bu da karenin bir kenarı. <laughs> Genelde kare dedim arkadaşlar biz eş üçgenlere bakmayı tercih ederiz. Normalde alfabetoya daldıktan da sonra ben üçgen seçin derim ama Hocam kenarları belli olan üçgenlerden bir tanesi bu. Başka bir şey kenarları belli olan bir üçgen var mı mesela? 3'e 9'dan başka yok. Yok yok. O zaman çift çizgilere yoğunlaşmak lazım. Özellikle karelerde böyle eş üçgene yoğunlaşmak daha mantıklı arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu üçgende arkadaşlar. Hani x bu üçgende ya yapacak bir şey yok. x bu üçgende. Bu üçgende betanın karşı çift çizgi. Aa hocam burada betanın karşı 9. O zaman bu üçgenle nereye bakacaksınız arkadaşlar? Şu üçgene. Bakın betanın karşı burada da çift çizgi. Görüyor musunuz? Evet. Alfa beta 90 alfa beta 90 şu mavi üçgenle şu sarı üçgen oldu? Betanın karşısındakiler de birbirine eşit olduğu için eş üçgen oldu. Eş üçgenleri ilk etapta tabii görmek sıkıntılıdır arkadaşlar biraz. Ee, burada betanın karşısı çift çizgi. Burada da betanın karşısı çift çizgi. O zaman burada ne olmak zorunda arkadaşlar? Ee, o zaman burada 90'ın karşısındakiler de eşit olmak zorunda. Öncelikle burada ne var arkadaşlar? Öncelikle ben şurayı bulmak zorundayım. Sarı üçgende ben şuraya bir A diyecek olursam dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı var mı arkadaşlar? Var. O zaman 3'ün karesi eşittir. 9 çarpı A'dan A'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. A1 çıktıysa şimdi sarı üçgenle mavi üçgen benzer hatta eş üçgen olduğundan dolayı 90'ın karşısı 10 sa buradaki 90'ın karşısı da 10 olmak zorunda. Yani 10 eşittir 3 artı x olacak. X'i de buradan kaç buluruz? 7 buluruz arkadaşlar. Bu ne eşliği arkadaşlar? Bak alfa beta 90 alfa beta 90 aynı açının karşısındakiler eşit olduğu için eş. Biz buna ne diyoruz? Açık ee, açı kenar açı eşliği diyoruz, değil mi? Bütün açılar birbirine eşitse. Niye? Bak e, çift çizgiye bakın. Çift çizginin e, çift çizgiye ait açılar alfa ya 90, burada da çift çizgiye ait açılar e, alfa ya 90 arkadaşlar. Şöyle baktığınızda sarı üçgende de. O yüzden <laughs> kenar açı kenar diyoruz arkadaşlar burada. Tabi burası da alfa diye söylemiştik. Tamam mı arkadaşlar? Sarı üçgenle mavi üçgen eş üçgen. Eş üçgenler biraz can yakar diyoruz. Ee, ama benzerliği de iyi kavradıktan sonra çok sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Evet ABC'de yine bir kare demiş. Allah Allah. Kare kare. O zaman ben bu karenin kenarına çizgi dersen burası da çizgi. Hocam burası 90 ya. Aa, 90'ın kolları çift çizgiye çizgi. 90'ın kolları çift çizgiye çizgi. O zaman bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş. Ya da bazı arkadaşlar şey de diyebilir. Ee, kenar kenar kenarda diyebilir. Niye? Hocam burası A burası B iken burası hipotenüs C olur. Pisagor bağıntısından. Hocam burası A burası B iken hipotenüs Pisagor bağıntısından burası da C olur diyebilirsiniz. A ne çıktı burada? İkiz kenar dik üçgen çıktı. Ve aynı zamanda ABC B, C. A, B C şu üçgenli şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu diyebilirsiniz. Bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için. E o zaman A'yı gören 20 ise A'yı gören burada kaçı da 20'dir diyebiliriz. A hocam burası da zaten kaç? Şöyle baktığımız zaman ikizkenar dik üçgen. E o zaman burada kaçılarımız 45-45 çıktı. E, 20-90 ise bu açının tamamı 70 derece olmalı. Yani 45 ile neyi toplarsak 70 yapar arkadaşlar. 45 artı x eşittir 70 yapması için x'i buradan kaç buluruz? 25 derece olarak buluruz arkadaşlar. Ya kenar kenar kenardan bulun ya da 90'ın kolları AYB, 90'ın kolları AYB olduğu için eş üçgen deyip oradan yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Tamam? İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz bunu. Geldik buraya. Aa hocam bak çizgi çift çizgi çizgi, çizgi çift çizgi Yani iki üçgen ne oldu? Bütün kenarlar verildi. Kenar 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 bir nebze biraz daha kolaydır arkadaşlar. Evet kenar kenar kenarda da ne yapıyorduk arkadaşlar? Eşit kenarları gören açıların birbirine eşitliğini mutlaka mutlaka yazıyorduk. Çift çizgiyi gören 70 burada. Buradaki çift çizgiyi gören de kaç derecedir arkadaşlar? 70. Hmm. Hmm. Tamam. Hocam ben buraya x açısı dersem. 70, 70, 140'tan dolayı buraya kaç bulduk? 40 bulduk. Buradaki bir iş bize yarayacak bir Yaramayacak. Neyse devam edelim. Hocam ikiz kenarlık var burada. Alfa ise burası da alfa. Tamam. Hocam şuraya ben çizgiyi gören açıya ben x açısı dersem çizgiyi gören açı burası da x açısı mıdır? Evet. He. Hocam iki iç açı toplamı bir dış açıdan direkt burayı 70 bulabiliriz aslında. Ama devam edeyim ben. Hocam s'yi gören 70 y ise buradaki s kenarını gören de y'dir diyebiliriz. x artı y artı 70 neye eşit? x artı y artı 70 eşittir. 180 eşit değil mi arkadaşlar? Evet. E burada x artı y artı bunun da tamamı 180 değil mi arkadaşlar? Ya da x artı y'yi kaç buldunuz buradan? 110. Hocam x artı y 110 sa o zaman buraya kaç derece kalır arkadaşlar? 70 derece kalır. Değil mi? 180 hata e açısı. 70 derece kalır. E 70 ise x kenar var. Tep açısı 70 olan x kenar üçgenin taban açıları nedir? 180'den 70 çıkartıyoruz. 110 2'ye böl 55 55 çıkar. Yani alfayı da buradan 55 derece olarak buluruz arkadaşlar. Evet dördüncü soru. Kenar 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 biraz daha hoştur ve kolaydır. Ve rahat bir şekilde yapılabilir arkadaşlar. Dördüncü sorunun cevabını böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 55 bulduk. Geldik beşinci soruya. Hmm. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. Bak sen şu işe. <laughs> Aslında karede karşılaştığımız sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Neyse. 90'lar havada uçuşuyor. Alfabeteye dalacağız da ama hiçbir şey yapamıyoruz. Bir kere şu dik kenarlar verilmiş. Yani alfabeteye ya sanki burada dalacağız. Da alfa ve beta kaldık gittik. Ya burada alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi ya. Zor bir soru. Kabul ediyorum arkadaşlar. Bilerek yazdım. Böyle sorularla da karşılaşıyoruz. Hatta karede de çok karşılaşıyoruz. Hocam 90'ın karşı çift çizgi olacak şekilde alfa beta nasıl oluşturabiliriz acaba? Şöyle mi dik çizsem? Ama böyle dik çizsem e, beta ise buraya alfa falan diyemiyoruz ki. Bir şey yapamıyoruz burada. Başka türlü nasıl yapabiliriz? Burası beta. Düşün. Düşün bir düşün. Hocam beta 90 sa e, ancak şöyle diyebilirim. Şurası da alfa olur. Alfayı gördük. Alfaya ait hop şöyle bir dik üçgen oluşturabiliriz arkadaşlar. Ki bizden AD uzunluğu isteğinde AD uzunluğuna karşılık bir dik üçgen de getirmiş olabiliriz böylelikle. Ya bu mantıkta yapın hocam ya da AD isteğinde bizden. AD'ye ait bir dik üçgene karşılık getirmem lazım. O da Şuradan dik çizerek diyebilirdik arkadaşlar. Değil mi? Hadi o mantıkla anlatayım. Hocam tamam hiçbir şey yapamadım. Alfabete Sadece burada alfabeti yazabildim. Başka da hiçbir şey yazamadım arkadaşlar. Ne yapayım? Benden ad isteniyor. E, o zaman benden ad isteniyorsa biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Ad'yi yani biz bir uzunluğu ya şeyden bulabiliriz diyorduk hep her zaman. Özel bir durum verilmediği sürece. Açı ortay kenar ortay dik üçgen. E, açı ortay kenar ortay verilmediği sürece nereden bulabiliyorduk? ya dik üçgenden ya benzerlikten bulabiliyorduk. O zaman burada 90 derece karşılık getireyim. Nasıl getireceğim? 90 dereceye karşılık şu şekilde getirebiliriz. İlk aklınıza bu gelebilir. Hocam böyle yaptığım zaman ya hoş olmadı. Hiçbir şey kullanamıyorum. 2 ve 4'ü kullanamıyorum. Aynı zamanda şöyle de bir dik şey yapabilirim. Yani şu çift çizgileri kullanamadım en azından yani. Şöyle de bir dik çizebilirim arkadaşlar. Şuradan da bir dik çizebilirim böyle. O mantıkla da gidebiliriz. Aa ne oldu? Beta 90 ise burası da alfa. Alfa 90 ise burası da beta oldu. Hocam şu üçgenle şu üçgen süper bir şey oldu. Benzer oldu. Hatta onlara ben sarıyla göstereyim arkadaşlar. Daha rahat ve karmaşık olmasın isterseniz. Hocam şu üçgen ile şu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler de eşit olduğu için eş oldu. Neden dolayı? Ee, tamam bütün açılar eşit. Aynı açının karşısındaki kenarlar eşit diyoruz kolayca aslında ama. Hocam e, açı kenar açı bak beta'nın aynı kenarın e, açıları alfaya beta aynı kenar ait açılar alfaya beta olduğundan dolayı iki üçgen neden dolayı açı kenar açıdan dolayı eş üçgen oldu arkadaşlar. Abi biz kolayca bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşitse biz bunlara eş üçgen diyorduk. E, madem eş üçgen oldu bunlar alfanın karşısı 4 alfanın karşısı 4 beta'nın karşısı 2 ise beta'nın karşısı 2. Bir kenar 4. Diğer kenar 6. O zaman buraya da x diyecek olursam. x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Niye güldüğümü anladınız herhalde. Ee, ve x de burada ne çıktı arkadaşlar? 2 kök 4 artı 9'dan 13 çıktı arkadaşlar. Nasıl buldum? Yine kısa yoldan buldum. Anladınız ha herhalde siz o kısa yolu. Anlamadıysanız saçınızı başınızı yolarım ha. Bu hani 2 çarpı 2 ya. Bu da 2 çarpı 3 ya. 2 kök 2 ve 3'ün kareleri toplamı şeklinde yazdık arkadaşlar. Kafadan bu şekilde yazabiliriz. Tekrardan merhabalar. Ufak bir iftar molasından sonra yine karşınızdayız. Yemeği yer yemez hemen karşınıza geldik. Evet 6. sorudayız. 6. sorusuyla eşlik sorularını bitirmiş olduk 5. soruyla. 6. soruyla benzerlik sorularına başlıyoruz arkadaşlar. 90'lar havada uçuştuğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki alfa betaya Dal alfa betaya alfa 90 sa sıradaki beta. Beta 90 sa sıradaki alfa. Alfa 90 sa sıradaki beta. Yalnız alfa beta ya daldıktan sonra üçgen sayıları çok fazla karşımıza çıkabilir. Ne yapıyoruz? Kenarları belli olan üçgenleri seçeceğiz. Mesela bu üçgeni seçemeyiz. Sebep iki kenara belli olan üçgen seçeceksiniz. Çok önemli arkadaşlar. Ve bu alfa beta ile ilgili baya bir soru yazdım. Yeni nesli eski nesli olayı kavratacak şekilde baya bir soru yazdım. Çok dikkatli dinleyin bence burayı. Evet e, yani önemli sorulardan bir tanesi bu. Temel yapıyı kavratacak. Şimdi şu üçgeni seçemem. Kenarları belli olan üçgen seçeceğim. Ar Hocam hangi üçgeni seçebiliriz? Bak şu üçgeni seçebilirsin bir tane. Niye? İki kenarı birden mevcut. Alfa beta üçgen. Alfa beta 90 3'e 4. Hatta 5 de yazabiliriz de hipotenüs bizim için önemli değil galiba. Başka neresi arkadaşlar? Bir de alfa beta üçgende şu büyük üçgen. Şuraya kadar olan kısımda arkadaşlar görüyorsunuz. Bu iki üçgeni seçtik ve iki üçgen benzer. Sarı üçgenden başlayalım. Aynı açının karşısındaki ile oranlıyoruz. 3. Alfanın karşısı 3'ün. Alfanın karşısı burası kaç? 8 e oranı. 8 e oranı eşittir. Betanın karşısı kaç sarı üçgende? 4'ün. Öbüründe betanın karşısı kaç arkadaşlar? X'e oranı diyeceğiz. İşler dışlar yapalım. X de buradan ne yapıyor? 3 X eşittir. 32 yaptı. X de buradan ne yapar? 32 bölü 3 yapar arkadaşlar. Tamam mı? bir işlem hatası yaptık mı diye bakalım da bazen böyle cevap şey çıkınca işlem hatası da yapmış da olabiliyorum. Ee, alfa beta alfa beta tamam. Alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı burada 8. Yok sıkıntı yok. Yani 3 ve 4 varken acaba bu da 6 ve 8 mi diye düşündüm de yok. Alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı 8. Garip bir kat var. iki kat olayı yok. Cevabımız doğru arkadaşlar. 32 bölü 3 yaptı. Bazen işlem hataları yapıyoruz arkadaşlar. Yoğunluk yani e, o konuda da anlayışla gösteriyorsunuz. O konuda da teşekkürlerimizi sunuyoruz tabii ki. Geldik 7'ye. Ee, CBD bir üçgen, ABC bir dik üçgen falan filan. Burada bir oran verilmiş. AC uzunluğu k iken CD uzunluğu 4k. Evet, AC uzunluğu k iken CD uzunluğu 4k. Bir kere buradaki oranı kullanacağım. 90'lar havada uçuşuyor. ne yapacağız? Alfa, beta'ya dalacağız. Alfa, beta, da alpha, beta. E, burası da alfa. E hocam ne yapacağız? Şimdi işte bak çok güzel bir yöntem arkadaşlar. Biraz önce de yaptık. Zaten biraz önce dediğim soru altta da yaptık. Biz kendimiz dik üçgen oluşturacağız. Hocam zaten x'i bulmak için dik üçgen oluşturacağız. Şu diki böyle çizersek çok da güzel oldu gibi gözüküyor. Baktığımız zaman hocam alfa 90 burası da beta oldu ve dik üçgen de oluştu. Güzel oldu ama 1'e 4 oranını kullanabiliyor musun? Hayır. O zaman e, özel açı mantığında da söyledik. Alfaya ait dik sadece buradan çizilmez ki. Ya buradan çizersiniz B köşesinden ya da D köşesinden çizersiniz. Bakın D köşesinden çizdiğimiz zaman sanki daha güzel ve daha etkili olacak. Burada en azından 90'ın karşısı kaya. ya. Buradan çizdiğim zaman da diki şöyle dışarı düşecek. Geniş açılı olduğu belli arkadaşlar. 90'ı şöyle çizince burada <laughs> şu üçgenle şu üçgen benzer ve benzerlik oranı güzel bir kat. 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı 4k. He, benzerlik oranı 1'e 4. O zaman alfanın karşısı 3 ise Alfa 90 burası beta olacak. 1'e 4 oran var. Alfa'nın karşısı 3 ise burada alfa'nın karşısı 12 yapacak 4 katından dolayı. Beta'nın karşısı 2 ise 4 katından dolayı beta'nın karşısı da 4 katı 8 yapacak. Yani şuraya kadarki parçası 8 yapacak. E hocam 3'ü burada o zaman buraya 5 kaldı. Aha da burada bir Pisagor bağıntısı. 5 12 ne üçgeni arkadaşlar? 13 üçgeninden. Cevabı da 13 buluruz. Güzel bir soru. Bazen diki yani alfabetayı biz kendimiz oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Zaten alfabeteye gireceğimiz belliydi. Üçgen eksikti. Biz kendimiz dik çizdik. Ama iki tane dik çizme mantığını sakın ama sakın unutma. Önemli. Tamam. Evet geldik buraya. Sekizinci soru. Biraz yeni nesil sorulara geldik galiba arkadaşlar. Evet ne demiş? Eş dikdörtgenler demiş. Bunlar eş dikdörtgenler. Buradan da bir dik çizilmiş. Eş dikdörtgenler olduğu için burası 90 burası 90. Şurası 12 birim. Ee, ondan sonra acaba eş dikdörtgen olduğu için iki ise burası da 2 birim. Ondan sonra başka bir şey var mı arkadaşlar? Yok. 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta ya da alacağımız belli. Hemen dalalım. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Aa hocam şu üçgenle şu üçgen benzer ama ikişer kenarı yok. Ama başka da üçgen yok karşımızda. Ee, bakıyorum ki alfanın karşısı 2 alfanın karşısı 4. Hah bak güzel. Bir kat varsa da o üçgenleri seçebiliriz. Alfanın karşısındaki her iki üçgende de aynı açının karşısındaki kenarlar varsa da bir kat oluşturabiliriz. O zaman alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 olmuş. Yani 1'e 2 oran var. E o zaman hocam 90'ın karşısı burada k iken 90'ın karşısı burası 2k'dır. Aa, 3k eşittir 12. E, k'yı buradan 4 buluruz k 4 çıktı arkadaşlar. 2k 8 çıktı. Bizden ne isteniyor? AA üssü isteniyor. AA üssü. Pisagor bağıntısı ya da artık güzel bir şey çıktı burada. 90 karşısı 4 hangi açının karşısı 2'dir? 30'un. Şuraya 30 deyip 30'un karşısı 8 ise 60'ın karşısında, karşısında köküç olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani AA üssü Pisagor bağıntısından da çıkabilir tabii ki. Cevabımız 2 köküç çıktı arkadaşlar. Yine güzel ve hoş sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken soru. Evet, geldik 9'a şekilde verilen halı dikdörtgen biçimdedir. Şu dikdörtgen biçiminde. Sonra şöyle bir şekil var burada. Bakalım okuyalım, soruyu. Uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olan. Evet burası K iken burası 3K. Hemen yazalım. K iken 3K hatta burası da K mı? K. Peki ikinci şekildeki gibi zemini kare olan bir odaya serilmiştir. Bu şekilde bir odaya serilmiş. Halının ABC köşeleri odayı sınırlayan kenarlar üzerindeymiş. 3 ee, birim verilmiş. AD uzunluğunu 3 birim vermiş. EA uzunluğunu kaç vermiş? 12 ve 11'in vermiş. Arkadaş bu bir kare değil mi? Kare. Karenin her bir kenarı kaç olacak? 13 olacak. Evet, tamam. Şurası da 13 birim olacak. Şimdi ne yapacağız? 90'lar havada uçuşuyor aslında arkadaşlar. Niye? Dikdörtgen şeklinde burası 90. Kare olduğundan burası 90, burası 90. E burada 90'lar havada uçuşuyor arkadaşlar. Dal alfabete ya. Alfa, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer güzel bir kat var. 90'ın karşısı K iken 90'ın karşısı 3K. 1'e 3 oran var. A hocam beta'nın karşısı 3 ise büyük üçgende küçük üçgende 3'e bölünmüş halidir. 1'dir burası. E tamamı 13'tü bunun. Ne kaldı buraya? 12. Bak her bir bilgiyi kullanıyorum. E burası 12. Bu üçgenler benzerdi zaten. E alfanın karşısı 12 ise bu büyük üçgen 1'e 3 oran vardı. 12'nin 3'e bölünmüş hali burası da kaç yapar? 4 yapar. E bütün kenarlar 13'tü. Halının üst yüzeyinin alanı kaçtır diye soruluyor bize arkadaşlar. Tamam bitti gitti. Halının üst yüzeyinin alanı K'yı bulursam olay bitti. E burada Pisagor bağıntısı var. 1 ve 4'ten K'yı bulabilir miyiz? K kare eşittir. 1'in karesi artı. 1'in karesi artı 4'ün karesi. Yani 16, 17 çıktı. Ama bizden şey isteniyor. 3K'yı falan bulmaya da gerek yok. Dikdörtgenin alanı. Yani K ile 3K'nın çarpımı değil midir? Yani 3K ile K'nın çarpımı. 3K kare isteniyor bizden. Yani 3 çarpı. K kareyi zaten 17 bulduk. O zaman cevabımız da kaç yapıyor arkadaşlar? 51 yapıyor. Evet 9. sorunun cevabında böylelikle 51 bulduk. Cevap 51. Geldik 10. soruya. <laughs> en sevdiğim sorular. Böyle eş dikdörtgenleri koyarlar arkadaşlar. Siz de dikkat edin lütfen. Bu eş dikdörtgenlerde kısa kenara özellikle çok dikkat edin. Uzunluk mu uzunluk verilmemiş O kısa kenarlarla uzun kenarı buldurturlar bize. Dikkat ederseniz burada da öyle bir şey yok mu? Evet var. Şuraya KK dersek kısa kenarlara bakın. Aa dikdörtgenin uzun kenarı bak 2K oldu. Gördünüz mü? Yani burası 2K. O zaman bizim dikdörtgenin uzun kenarları 2K 2K. Burası da 2K. Burası da 3K arkadaşlar. E zaten 90'larda havada uçuşuyor arkadaşlar. E biz yapacağımız belli. Alfa beta'ya dalacağımız da belli arkadaşlar. Dal alfa beta'ya. Şurası da 90 derece sonuçta. Alfa. Ondan sonra büyük üçgene bak. Alfa 90'sa burası beta yaptı. Beta 90'sa burası alfa yaptı. E burası 90'sa, alfa 90'sa, beta yaptı burası beta 90'sa burası da alfa yaptı. Sonra X isteniyor. X, büyük üçgene yoğunlaşan belli. O zaman bir üçgen seçeceğim. Hocam alfa betalı bu üçgen var. Bu üçgen var bir de büyük üçgen var. Hocam bu üçgende iki kenar yok. O zaman ne yapacaksın? Bak şu üçgende iki kenar var. Haydi başlayalım bakalım. Betanın karşısı burada kaç? 5K. Ee, ben bunu yanlış almışım. 3K olmayacak. Şurası K olacak. Betanın karşısı burada kaç arkadaşım? Ee, 3K. 3K'nın öbüründe beta'nın karşısına bakıyoruz büyükte. 9 oranı eşittir. Ee, alfa'nın karşısı boş. Alfa'nın karşısına gitme. 90'ın karşısı 4K. O zaman 4K'nın büyükte 90'ın karşısı x oranı diyeceğiz. K'lar nanay mı? Nanay. Buradan 3X eşittir. 36 geldi. X de buradan kaç geldi arkadaşım? 12 geldi. 10. sorunun cevabı böylelikle 12 yaptı. Dikkat edin arkadaşlar. Hoş sorulardan biridir. Öyle dikdörtgenleri koyarlar. Ee, kısa kenarıyla da uzun kenarı buldurturlar size gayet de hoş bir e, soru arkadaşlar bu anlamda. Geldik şuraya. 11. soruda ne demiş? 11. soruda şekil dik ABC dik üçgeni şeklindeki karton D ve E D'den E'ye ve F'den E'ye kesiliyor. D e paralel. AB, B F E şunla şu e, şunla şu paralel, bununla da bu paralel. E bunların paralelliği ne anlama geliyor arkadaşlar? Şunla şu paralelse ben buraya alfa dersem, burası da beta diyecek olursam. Yöndeşikten dolayı burası da alfa, yöndeşikten dolayı burası da beta oldu mu? Şunla da şu paralel oldular, Evet. Hocam şu küçük üçgenle. Bakın şu sarı üçgenle. Sarı üçgenle. Büyük üçgen oldu? Benzer oldu. Çevre DF'yi o çevre vermiş. AB'yi de vermiş. Hmm. AB'yi ve BC'yi de vermiş. 6, 8 ne üçgeni? 10 üçgeni. Arkadaş şu iki üçgen benzer mi? Benzer. Küçük üçgenle büyük üçgen benzer. E ne yapacağız o zaman? benzerlik oranı çevrede verilmiş aynı zamanda çevreleri oranına eşittir. Ben büyük üçgenin çevresine bakacak olursam burası 6 burası 8 verilmişti. 6 8 daha 14 24. Arkadaşlar çevreleri oranı birinin 12 iken birinin 24. Çevreleri oranı 12 bölü 24 yaptığı için benzerlik oranı da kaç olmak zorunda arkadaşlar? 1 bölü 2 olmak zorunda. O zaman <laughs> burada 90'ın karşısı 10'sa burada 90'ın karşısı kaçtır arkadaşım? 5'tir. Burada e, alfanın karşısı 8 ise burada alfanın karşısı kaçtır? 4'tür. Hatta buraya da kaç kaldı o zaman? 3 kaldı. Yani ben şurayı 3 buldum. Burayı 4 buldum. Burası zaten 5. Şunun tamamı 10'du. Şu ikisinin toplamı kaç yapar o zaman arkadaşlar? Bu ikisinin toplamı 5 yapmak zorunda. Ta tamamı 10. Ondan şu parçayı çıkartırsam şu ikisinin toplamı yapmaz mı? Yani 5 kalır buraya. Zaten bizden ne isteniyor arkadaşlar? İkinci şeklin çevresi isteniyor. Ben buranın 6 olduğunu buranın 8 olduğunu biliyorum. Yani 6 artı 8 artı e ee, şu artı şu artı şu artı şu. Yani şu ikisini toplamı 5, bir de 3 ile 4'ü toplayacağım. 5 ve 3 ve 4'ü toplayacağım arkadaşlar. O zaman kaç yaptı? 10 18 26. Cevabımız da böylelikle 26 yapar arkadaşlar. Evet 11. soru 26 yaptı arkadaşlar. Geldik 12. soruya. Oo, yine dikdörtgenlerle bir şey yapılmış arkadaşlar burada. Dikdörtgenlerin kenarları kaç? 2'ye 15. Okuyalım. Eş dikdörtgen şeklindeki bloklarla aşağıdaki bir şekil oluşturuyor. Dikdörtgen blokların kısa kenar, kenarları 2 birim ve 15 birimdir uzun kenarı da. Şurayı da 6 birim olarak vermiş arkadaşlar bize. Peki versin. Evet. Şuradaki 6 birimi kullanacağız arkadaşlar. Tamam. C noktaları da olsa. B, D, C noktaları da olsa. Ha, tamam. Şimdi 6'yı kullanabilirim ben. Madem B, D, C doğrusal şurada bir dik üçgen oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. 90'lar havada uçuşuyor mu? Uçuşuyor. Alfa beta'ya da alacağız. Alfa beta. Beta 90'sa alfa alfa 90'sa beta oldu burası da arkadaşım. Peki. Ee, sadece AB'yi 6 vermiş ve kısa kenarın 2 uzun kenarın da kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. 12 olduğunu biliyorum. Değil mi? 2'ye 12 miydi? 2'ye 15'miş pardon. Tamam. 2'ye 15. Buna göre yatay olarak kullanılan en üstteki bloğun üzerine dik konumda en fazla kaç tane blok konulabilir? Bak 1, 2 tane koymuş. Şuraya en fazla böyle koymaya devam edeceğim arkadaşlar. En fazla şuraya da geleceğim. Şöyle bir tane koyacağım arkadaşlar. En fazla kaç tane konulabilir diye soruluyor bize arkadaşlar. Soru bizi yönlendirecek. 2'ye 15 ve 6 birimde var burada. <laughs> 6 birimde var burada. Hmm ne yapmalı ne yapmalı? BDC doğrusal. Peki. A dikkat edin arkadaşlar. Şurası kaç birim? Şunları boşuna mı yatayda koydu? Evet. 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim. 2, 4, 6, 8. Aha çıktı bak sonra. Şuradaki 8'i fark ettik. 6, 8 ne üçgeni arkadaşlar? 10 üçgeni olduğunu gördük. E bunun tamamı 15'ti. O zaman buraya ne kaldı? 5 kaldı. Arkadaş şu üçgenle şu üçgen benzer mi? Benzer. Alfa betadan dolayı. Benzerlik oranında 90'ın karşısı 10 iken 90'ın karşısı 5. Yani 2'ye 1. E o zaman burada e, beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı burası kaçtır arkadaşlar? 3 birimdir. E olay bitti. Şurası 2 birim, burası 2 birim. 2'den kaç tane koyacağım buraya diyor arkadaşlar. E buraya 3 birim bulduk ya. E zaten 2'den kaç birim koyacağız? Burası 3 ise tamamı 15'ti. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? Şuraya baktığımız zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 12 kaldı. E 12'yi ben 2 parçaya böldüğüm zaman, hep 2 parçaya böldüğüm zaman şöyle dikdörtgenleri koyduğum zaman kaç tane olacak arkadaşlar? 12'den. 2'ye e, böldüğüm zaman 6 tane 2 yapar. O zaman 6 tane böyle dikeyinden koyacağım anlamına geliyor. Yani cevabımız kaç yapacaktır? 6 tane yapacaktır. Bak sadece ufak bir dikkat. Ben de takıldım. Ne yaptım? Ya soru da çıkmadı. Şuraya yoğunlaşan belli. Şu kenarı bulmam lazım dedim. Sonra yataylardaki bakın şunların 2 birim olduğunu fark edince şurası 8 birim çıktı. 8 çıkınca soru direkt 6, 8, 10. 15'te 5'i yazdım. Sonra bu üçgenle bu üçgen benzer. Sonra da kendiliğinden soru çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Zor bir soru mu? Değil tabii ki. 12. soru. Böylelikle 6 çıktı. Ve geldik 13. soruya. Alfabetaları bitirdik. Birer açı eşitliği olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Ortak açıya bakıyorduk. Evet. Şu üçgenle büyük üçgende eşitlik açı var mı? Var. Ortak açı neresi arkadaşlar? Burası. Nokta karaladığım 3. açı çift çizgi ise nokta karaladığım 3. açı çift çizgidir. E sonrasında aynı açının karşısındakiler oranlayacağız. Güzel bir kat varsa hiç oranlamaya gerek yok. Mesela noktanın karşısı burada 5 iken noktanın karşısı burada 10. O çok güzel. 2 kat var. 5 iken 10 olmuş. Çift çizginin karşısı 4 ise çift çizginin karşısı direkt 8 olur arkadaşlar. Yani buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Evet kolay benzerliklerde Oranlama yapmanıza gerek yok. 2 kat 3 katsa hemen 2 katını ve 3 katını kenar olarak oraya yazabilirsiniz arkadaşlar. 13. soru böylelikle 3 çıktı. Geldik 14. soruya. Çok karşımıza çıkıyor. Bak noktalı noktalı. Hocam bu üçgen noktalı bu üçgen noktalı. Ama iki üçgende ortak açı var mı? Yok. Bir de bütünsel düşünün. Büyüğü düşünün. Arkadaşım şu üçgenle. Bak dikkat. Şu üçgenle. Büyük üçgende nokta açıları var bir de. Nokta açısı nokta açısı. E ne yapacağız? Ortak açı var mı? Her ikisinde var. Aha. Sarı üçgende nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise büyük üçgende de nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. Sakın buraya çift çizgi koymayın. Nokta karaladığım büyük üçgendeki üçüncü açı çift çizgi olacak. Yani tamamı çift çizgi olacak arkadaşlar. Bakıyorum 4 burada. Karaladığım açının karşısı 4 karalama karaladığım açının karşısı 6. Hmm. Benzerlik oranı o zaman ne arkadaşlar? Aynı açının karşısındaki oranlar benzerlik oranıdır. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 benzerlik oranıdır. Çevre ABD'yi vermiş. ABD üçgeni değil. zaten bu üçgenle büyük üçgen benzer. E, çevre zaten ABD ile büyük üçgen ABC benzer. E, benzerlik oranı çevreleri oranına eşittir zaten. E o zaman ne olacak arkadaşım? Küçük üçgen çevresi 12 ise büyük üçgen çevresine de x diyecek olursak arkadaşlar x'i de buradan kaç buluruz? 18 buluruz. Yani çevre ABC ne olmak zorunda? 18 olmak zorunda. 14. sorunun cevabı böylelikle 18 oldu. Geldik 15. soruya ya hocam açısı eşit verilen üçgen bir burada açı eşit eşitliği verilmiş bir de burada genelde bir ara eşit verildiğinde ortak açı var mı yok mu diye bakıyorum yoksa kenar açı kenar benzerliğine bakıyoruz arkadaşlar kenar açı kenara geldiğimiz zaman da bunu söyleyeceğiz size e, bakıyorum burada arkadaşım E noktaya nokta Allah Allah bir şey yok ama bak ortak açı yok zaten bu üçgende değil ama dikkat edin eğer nokta açılarında bir şey bulamadıysanız bir de 180'e tamamlayan açısını düşünün hocam 180'e tamamlayan açısı burası Hocam bunun da 180'e tamamlayan açısı burası. A bak şu üçgenle bakın şu üçgenle küçük, şu küçük üçgenle büyük üçgende birer açı eşitliği var. Birer açı eşitliği varsa ne yapıyorduk? Ortak açı var mı diye bakıyorduk. Var tabii ki. Neresi burası? Çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise e, çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgi. Hep dalga geçiyorsunuz bende. Çift. Çift diyorsunuz çift çizgi. Ne yapayım hızlı konuşurken böyle çıkıyor. Bir de ben hızlı konuşurken bir de beni böyle şey yapıyorsunuz ya. Bir buçuğa iki alıyorsunuz ya. Geçenlerde bir dinledim. Ne kadar komik ya. Nasıl dinliyorsunuz ya bir buçukta ya da de? Neyse. Evet. Tekrar söylüyorum. Çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise bu da çizgi karaladığım büyük üçgende üçüncü açı çift çizgidir. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Mesela burada çift çizginin karşısı var. Yani 5 bölü çift çizginin karşısı burada x eşittir. Sarı üçgende çizginin karşısı x bölü büyük üçgende çizginin karşısı hop 8. Yani x kare buradan 40'a eşit. X de buradan kök 40'a eşit oldu. 4 çarpı 10 oldu. Yani cevabımız da kaç çıkar arkadaşlar? 2 kök 10 çıkar. Yani 15. sorunun cevabı böylelikle 2 kök 10 oldu arkadaşlar. Geldik 16. soruya. Evet arkadaşlar. Hoş bir soru. Dikkat. <laughs> Şekildeki yere dik bir biçimde duran yiğit karşıda duran binanın tamamını görecek mesafede durmaktadır. Hmm. Yiğit'in görüş açısı sabit ve bulunduğu konuma göre değişmektedir. Görüş açısı sabit. Evet. Benim şey sorularına benziyor arkadaşlar bu e, İzlediyseniz eğer hani dürbün sorusu vardı. Aynen. Görüş açısı sabit. Bakış açısı. İnsan gözü 160 küsür derece görür arkadaşlar. Şöyle durduğu zaman, gözleri böyle çevirdiği zaman tabii ki 180 dereceye görebilir. O ayrı bir konu da. Şöyle düz baktığı zaman şöyle 168 derece. Mi? Öyle bir şey olması lazım. Hatta kedi gözü 180'i e aşıyordu. Öyle bir şey olması lazım. Neyse sabit bir açıyla bakıyor arkadaşlar. 20 metre 20 metre. Peki. Yiğit'in görüş açısı sabit ve konumuna, konumuna göre değişmektedir. Buna göre Yiğit sağ tarafa doğru ok yönünde 4 metre ilerlediğinde. Bakın 4 metre ilerlesin. 4 metre ilerlediği zaman gözü de 4 metre ilerledi. O zaman bakış açısı değişmeyecek değil mi arkadaşlar? Bakış açısı şöyle olacak. Şöyle olacak. He. Şu bakış açısı şurası alfa. Şu bakış açısı burası da yine alfa olacak arkadaşlar. Peki. Bu kaç metre ilerledi arkadaşlar? 4 metre ilerledi. Bakış açısından dolayı şöyle ilerledi. Binanın kaç metrelik kısmı görüş alanının dışına çıkar. Yani bizden şu kısımla şu kısmın toplamı isteniyor arkadaşlar. Tamam kaç? 24. Arkadaş bu 20 metre 20 metre. Şimdi ikiz kenar ya bu da aynı şekilde. Bak ikiz kenar nokta nokta diye su gösterelim şuraya. E, hocam görüş açısı olduğu için şu e, şu paralel bununla da paralel olmak zorunda. Noktaysa burası da nokta açısı. Noktaysa burası da nokta açısı olmak zorunda. Peki ben bu ikiz kenarda bir yükseklik çizsem arkadaşlar. Bu ikiz kenarda e, bakış açısı hep aynı doğrultuda gidiyor ya. Yani doğrusal olmak zorunda arkadaşlar. Bu arada ne üçgen arkadaşlar bu? Şöyle baktığımız zaman 12, 12. Tabanı iki eş parçaya bölmek zorunda. Büyükteki dik yükseklikten dolayı. 12 20 ne üçgen arkadaşlar bu? 12 16 20 üçgeni. Yani buraya ne kaldı o zaman? 12 kaldı. Tekrar söylüyorum. Ee, 12 20 3 4 5'in 4 3 4 5'in 4 katı mı? Evet 12 16 20. O zaman arkadaşlar burası da e, tamamı 16 olacağından dolayı şurası 16 olacağından dolayı burası ne kaldı? 12 kaldı. Sonra ne yapacağız hocam? E sonra da yapacağımız iş belli arkadaşlar kaç metrelik kısmı görüş alanında kalır diye soruyor. Yani ben şu ikiz kenarda bu tabanı da ikiş parçaya böldü. Evet. Hocam ben buraya bir alfa dersem alfa 90 betaysa. ise temel oranından da yapabilirsiniz ama neyse. E hocam burası da alfa. Alfa 90 burası da beta. Alfa demeyelim ya. Alfayı şurada kullandık ya. Ee, ben buraya ne diyeyim arkadaşlar alfa dedik de ben buraya şey diyeyim mesela bu sefer x y açısı diyeyim x y açısı ise burası x iken burası da y olur yani şu üçgenle büyük üçgenle oldu benzer oldu. Şimdi burada x'in karşısı 12 x'in karşısı 16 12 bölü 16 eşittir y'nin karşısı çizgi yani a diyeyim şuraya a bölü y'nin karşısı da 12'ye eşit olmak zorunda. 4'e böl 3 4'e böl 4 4'le de bu gitti yine 3 kaldı 3 kere 3 9 a'yı buradan 9 bulduk arkadaşlar. A buradan 9, A buradan 9 çıktı. E tamamı 12 idi. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. E buraya da 3 kaldı. Görüş alanının dışında kalan kısmı neresi? Şurası ve şurası değil mi? Evet. O zaman cevabımız ne olacak? Görüş alanının kısmının dışında kalan kısım 3 ile 3'ün toplamı yani kaç yapar arkadaşlar? 6 yapar. Cevabımız 6. Güzel bir soru, hoş bir soru. Çok seviyorum zaten şu bakış açısıyla ilgili soruları gerçekten çok seviyorum. Ya dürbünle bakma soruları falan hep bakış açısı aynı kalıyor arkadaşlar. Yani açık ve net söyleyip ÖSYM sanki artık bununla ilgili hiçbir soruya değinmedi. Böyle bu mantıkta bir soruya değinecekmiş gibi geliyor bana arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var bu soruda. Tamam mı? Hatta mümkünse benim o dürbünle soruya da bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aynı mantıkta diyebiliriz ki orada da e, yine o mantıkta çözülebiliyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet geldik şuraya. He. Hocam 4 5 işte 3 6 bilmem ne verilmiş. Bazılarınız bu soruyu şöyle yapıyorsunuz. Kosinüs teoreminden. Hocam şurası alfaysa büyük üçgende kosinüs teoremini uygularım, küçük üçgende de kosinüs teoremini uygularım. Büyük üçgende kosinüs teoreminden kosinüs alfayı bulup küçük üçgende de kosinüs alfayı yerine yazarım diyorsunuz. Olay bitiyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın ne var? Ee, üçgen var. Sadece ve sadece ortak açı var. Başka bir açı yok. Bir açı varsa tek yapmanız gereken şu. Üçgende arkadaşlar bir bu küçük üçgen bir de büyük üçgen. Açının kollarını yazın bakalım küçükten büyüğe doğru. 4'e 5. Büyükte yazın. 8'e 10. Hmm. Açının kolları 8'e 10. Her ikisini oranladınız. Oranladığınız zaman ne çıktı arkadaşlar? Oran. Oran 1 bölü 2 çıktı arkadaşlar. E her ikisindeki oran 1 bölü 2 çıktıysa o zaman bu iki üçgen nedir diyorduk arkadaşlar? Kenar açı kenardan benzerdir ve benzerlik oranı da nedir? 1 bölü 2'dir. E bizim benzerlik oranı da aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşit olmuyor muydu? Yani x bölü 6'ya eşit olacak. X de buradan kaç gelir böylelikle? 3 gelir arkadaşlar. Evet tek bir açı eşitliği varsa kenar açı kenar. Kenar açı kenarı da görmek biraz zordur arkadaşlar. E tek bir açı varsa kenar açı kenar inşallah aklınıza gelir arkadaşlar. Geldik 18'e. E hocam şuraya baktık. Kelebek mi var acaba? Yok. Paralellik paralellik yok. Bir iki üçgene bakıyorum. Sadece ve sadece birer açıları ortak. Birer açıları eşit. Başka açı eşitliği falan yok. Heh. Birer açıları eşitse alfanın kollarını yazı küçükten büyüye. Ya. 4'e 6. 4'e 6. Öbüründe de 6'ya 9. 6'ya 9. Her ikisini de oranlıyorum. Her ikisini de oranladığımda sayımız kaç çıktı? 2 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Demek ki bizim benzerlik oranımız 2 bölü 3. O zaman 2 bölü 3 benzerlik oranı varsa arkadaşlar e, ee, şu üçgenle şu üçgendeki o zaman alfanın karşısı burada 2K ise buradaki alfanın karşısı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı benzerlik oranı eşittir. Yani burası da 3K'dır. Zaten benden AB bölü EYD isteniyor. AB uzunluğu kaç K oldu? 3K oldu. Öbürü de 2K. Cevabımız da 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. 18. soru 3 bölü 2 oldu. <laughs> Geldik 19'a. Aa hocam bir yamuk sorusu. Şunlar birbirine paralel. E biz yamukta böyle paraya kenar oluşturuyorduk. E oluştur. 3 s 3, 4 4. Ee, hiç özel bir durum gelmedi. 6'yı kullanamıyorum mesela arkadaşlar. O zaman dur. Şimdi şu paralelliği kullanalım. Paralelliği kullanmak demek ne demek arkadaşlar? Sadece Z'yi kullanabilirim ben burada. E ben buraya alfa dersem Z'den dolayı alfa. Sadece bir açı varsa unutma dediğimi kenar açı kenar var mı diye incele. Mesela şu üçgende alfanın kolları kaça kaç? 3'e 6. 3'e 6. Öbür üçgende alfanın kolları kaça kaç? 6'ya 12. Aa baktığım zaman her ikisindeki oranlamaya 1 bölü 2 oran var. Demek ki her ikisindeki oran aynıysa arkadaşlar. Ve 1 bölü 2 ise bu iki üçgen ne olacak arkadaşlar? Benzer. Ve benzerlik oranı da nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. E o zaman alfanın karşısı dörtgen alfanın karşısı kaç olacaktır? Direkt 8 diyebiliriz. Ya da 1 bölü 2 eşittir. Alfanın karşısı 4 bölü x'e oranına eşit diyebilirsiniz. İşler dişler yapıp x de buradan 8 bulursunuz arkadaşlar. <laughs> Geldik bir sonraki soruya. Hmm. Bak açı verilmiş. Hocam açı verilmiş ama birer açı verilmiş. Açının kollarında maalesef ve maalesef bir şeylik yok. Var bir şeylik galiba. DE uzunluğu K iken AD uzunluğu 2K. Hmm. DE uzunluğu K iken AD uzunluğu 2K. Valla bu alfanın kollarında burada iki oran varken Öbüründe alfanın kollarında hiçbir oran yok. Yok buradan gelmeyecek belli. Yani şu üçgenle şu üçgende benzerlik kurmayacağım. Zaten benzerlik kuracağımız üçgenler biraz belli gibi arkadaşlar. Niye belli gibi? Baksana şu üçgende kenarlar var. Bir de şu üçgende kenarlar var. Büyük ihtimal şu üçgenler benzer. Yani biraz da hani soruya böyle yaklaşımınız böyle önemli arkadaşlar. Kendine belli ediyor. Tamam hadi bunu da fark etmediniz. Ne yapacaksınız? Ya hocam benim burada açılara dalacağım belli. Aşikar açı vermiş. Ve o zaman açı vermişse şuraya bir beta dersem. a iki iç açı yan yana geldi. Dayanamam. 2 iç açının toplamı bir dış açı. Yani şu açının tamamı kaç yapmalı? Alfa artı beta yapmalı. Alfası buradaysa buraya ne kaldı? Beta kaldı. He. Aa, hocam beta. Beta açısı beta açısı. Eşit iki açı var. Hocam şu üçgenle dikkat dikkat şu üçgenle şu üçgende sadece ve sadece bir açı var. O zaman beta'nın kollarına bak kardeşim burada. Beta'nın kollarına her iki üçgende de bak. Hocam beta'nın kolları küçük üçgende ya da büyük. Şuradan başlayayım. 2k'ya 6 e, mı? Evet. 2k'ya 6. Öbüründe beta'nın kolları kaç arkadaşım? Hocam k'ya 3. Hmm, k'ya 3. Ne oldu o zaman arkadaşlar? Her ikisini de oranladığım zaman her ikisindeki oran 2 iki mi geldi? Evet. Madem her ikisindeki oran 2 iki geldi arkadaşlar. O zaman bu iki üçgen nedir? kenar açı kenardan benzerdir. Benzerlik oranı da 2'dir. 2 benzerlik oranı. Biz e, bu üçgeni üstte yazmıştık. Benzerlik oranı x bölü aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. x bölü 2 eşittir. Yani oradan da x kaç geldi gençler? 4 geldi. Evet cevabımız 4 yaptı arkadaşlar. 20. soruda. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Açı bizi yönlendiriyor. Verilen her bilgiyi kullan diye boşuna söylemiyorum size. Verilen bilgiyi kullandığınız sürece olay bitiyor. Anam bu ne? Trafik işaretlerini öğrenmek isteyen Murat aşağıdaki gibi çalışma kağıtları hazırlamıştır. Hazırladığı kağıtlardan biri aşağıdaki gösterildiği gibi iki parçaya bölünmüştür. Bölünmüş ayrık göstermişler sadece. Bölündüğü zaman yani aslında şöyle bölünmüş arkadaşlar. Şöyle bölünmüş. Bak şöyle bölünmüş. Şurası kaç 2 birim. Burası kaç bir, bir birim. Burası kaç 13 birim. Şurası da kaç birim arkadaşlar. Bir birim. Tamam. Niye ayrık şu kafamızı karıştırsın ki bizim. NT bölü LM isteniyor bizden. NT bölü LM. Yani şuradaki NT bölü şuradaki LM isteniyor bizden. Yani şuradaki X bölü Y isteniyor. Tamam bitti. Bak üçgen sorusu. Sadece ve sadece bir açı var değil mi arkadaşlar? Evet bir açı. A bir açı varsa alfanın kollarını yaz küçükten bir'e doğru şu üçgende. 2'ye 5. 2'ye 5. Öbüründe yaz arkadaşım. 6'ya 15. Bak sen şu işe. Her ikisini oranladığımda benzerlik oranı 1 bölü 3 mü geldi? Evet. Her ikisindeki oran 1 bölü 3 geldiğinden dolayı bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir deriz. Ve benzerlik oranı nedir arkadaşlar? 1 bölü 3. Yani alfanın karşısı x iken alfanın karşısı kaç olacak? 3x olacak. Zaten benden ne isteniliyor? nt bölü lm isteniliyor. Yani x bölü 3x isteniliyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 1 bölü 3 çıkar. Korkutmasın sizi bu sorular. Rahat bir şekilde yaparsınız. Merak etmeyin. Evet. Böylelikle cevabı da bulduk arkadaşım. Geldik 22'ye. Bir orman ürünleri satış mağazasında bir sunta almak alınmak istendiğinde satış fiyatı suntanın alanına göre belirlenmektedir. Örneğin bir müşteri 5 metrekare bir sunta aldığında mağazanın belirlediği metrekare fiyatı e, kaç lira ise bu tutar 5 ile çarpılmaktadır. Tamam. Şekildeki üçgen suntanın satış fiyatı 54'tür şekil 1'deki. 54. Hmm. Hocam bir satış e, kenarları verilmiş bu sultanın. bu sultanın da kenarlar verilmiş. E bütün kenarlar verilmiş. E bütün kenarlar verince neye bakıyoruz arkadaşlar? Acaba kenar 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 mı var? Hemen kenarları küçükten bir doğru sırala 120, 180, 120, 180 ve 210. Öbürünü sırala 160, e, 240 ve 280. Hepsinin oranla bakayım. hepsini oranla Oran, oran, oran. Şunu oranladığım zaman 4'e böl 3, 4'e böl 4. 3/4 yaptı arkadaşlar. Zaten burası da 287'ye bölsen 3, 7'ye bölsen 4. 3/4. Böl 6'ya bölsen 3, 6'ya bölsen 4, 60'a bölsen evet 3/4. Böl Hepsindeki oran aynı ve 3/4. O zaman bu iki üçgen nedir arkadaşlar? Kenar, kenar, kenardan benzerdir. Benzerlik oranı da 3/4. Benzerlik alanı ilişkisi neydi? Karesiydi. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit 9/16. Yani Şuradaki alan 9A iken burada kalan nedir arkadaşlar? 16A olmak zorunda. E 9A alanındaki 54 liraysa 9A alanındaki 54 liraysa A yerine 6 yazılmış gibi arkadaşlar. 16A alanındaki de A yerine 6 yazdığımızda kaç yapar? 96 lira olmaz mı arkadaşlar? Çünkü satış fiyatı çarpımıyla e, işte metrekare fiyatıyla çarpımı. Yani metrekaresi kaç lira oluyor o zaman arkadaşlar? Şöyle baktığımızda 6 lira oluyor. E, 6 ile de 16 çarpı kaç yapar? 96 yapar. Kenar 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 benzerliği de işte bu arkadaşlar. Tamam? Kenar 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 kendini belli eder. Yani benzerlikte kendini en fazla gizleyen aslında kenar açı kenardır. Onda da bir açı varsa açının kollarını yazdığımız zaman sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum arkadaşlar. Evet geldik şuraya. Hmm, yine kenar kenar kenarlar şey arkadaşlar. Şimdi yukarıda üzerlerinde. Kenarlarının santimetre cinsinden uzunlukları verilen üçgenlerin iki tanesi benzerdir. Hocam iki tanesi benzer. Bunlardan iki tanesi benzer. Hangilerin benzer olduğunu nereden bulacağız? Ya bu ikisi benzer, seçenekler şey zaten. Ya bu ikisi, ya bu ikisi ya da bu ikisi benzer arkadaşlar. Kenarları küçükten büyük doğru yazalım. Şu ikisi benzer mi diye bakalım arkadaşlar. Hani 8 12 16 8 12 16. Ondan sonra şuna bakıyorum arkadaşlar. Şu ikisine bakıyorum. Ee, öbürü de 4 6 9 4 6 9 maalesef oranladığım zaman olmadı arkadaşlar şu ikisine bakalım ee, kaç burası arkadaşlar 4 6 9 öbürü de 6 9 12 6 9 12 oranladığım zaman hepsindeki oran aynı mı arkadaşlar 2 bölü 3 2 bölü 3 2 bölü 3 evet yok <laughs> 2'ye böldük 2 bölü 3 burası da 3'e böldüm 2 bölü 3 bunu da 3'e böldüm 3 bölü 4 yapıyor burası hepsindeki oran aynı değil arkadaşlar şu eşit değil burada. Bu eşit ama bu eşit değil. Ee, şu 2 bölü 1. Şurası eşit değil. Şurası eşit. E o zaman bir de neye bakalım arkadaşlar? Şu ikisine bakalım. Şu ikisine baktığımız zaman da e, 8, 12 ve 16. Burası da 6, 9, 12. 6, 9 ve 12. 2'ye böl, 4 bölü 3. 3'e böl, e, 4 bölü 3. 4'e böl, 4 bölü 3. Evet hepsindeki oran aynı ve 4 bölü 3. Demek ki bu iki üçgen e, benzer. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Buna göre benzer olan üçgenlerin en küçük kenarlarının uzunlukları toplamı. En küçük kenarları ne arkadaşlar? Birinin 8, birinin de kaç? Ee, birinin de 6 arkadaşlar. Bizden 8 ile 6'nın toplamı isteniyor. Yani cevabımız kaç yapar? 14 yapar. Ve geldik temel orantıya. Arkadaşlar temel orantı. Ne var burada? 3 bölü 5 var. 3 bölü 5. Hocam 3 bölü 5 oran olacak. Burası 3K ise burası ne olacak? 5K. Buraya ne kaldı? 2K kaldı. Hocam 3'e 2 oran var. O zaman burada da 3'e 2 oran olacak. Koldan kola geçişte tekrar girmeye gerek yoktu. Hatta kafadan 3A'daki 9'sa 3 katı 3 katı x'e de 6 diyebiliriz arkadaşlar direkt. Ya da Yine 3'e 2 oran varsa burası da 3 ense burası da ne olacak arkadaşlar? 2 en olacak. 3 en 9 sa n'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. En yerine 3 yazdığımızda da cevapta kaç çıkar? 6 çıkar. Evet cevabımız 6 çıktı. Temel orantı arkadaşlar. Temel orantı açı 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 benzerliğinden çıkıyor aslında ama bizim işimizi kolaylaştırdığı için pratik yöntemler arasında aldığımız bir şeydir arkadaşım. Geldik buraya. B ile F birbirine eşit verilmiş. Arkadaş paralellik de var burada. Biz ee, şu mantıktan da yapabiliriz. Hocam bir orta taban çizelim. Ya da doğruda açılardan beri biliyoruz. Ne biliyoruz arkadaşlar? Hocam paralellik verilmişse ve paralellikleri kullanamıyorsak ne yapıyorduk? Doğruda açılardan beri dediğim şey paralel doğruları şöyle bir uzatıyoruz. A, hocam şununla da şu paralel mi? Aynı bunun uzantısı. Şununla şu paralel. Burada da eşitlik var. Ne var yani burada? Bir orta taban var. E orta tabandan dolayı ya da bazıları 1'e 2 oran var falan filan der arkadaşlar ama gerek yok. Madem orta taban var eşitlik varsa orta tabanı kullanın tabii ki. Madem orta taban var şunlar birbirine eşit şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani burası 1'se burası da 1 yapar arkadaşlar. Ne isteniyor? AD bölü DB isteniyor. AD bölü DB. A D şunun şuna oranı. Bak şu paralel ya arkadaşlar şöyle baktığımız zaman. Şunun şuna oranı. 4'e 1. Hocam burası 4K ise burası da K mı yapacak? Evet. AD uzunluğu 4k, DB uzunluğu da k yaptı. Yani cevabımız kaç olur? 4 olur arkadaşlar. 25. sorunun cevabı da böylelikle 4 çıktı. Geldik 26'ya. Paralellikler verilmiş. Temel orantı kullanacağımız belli. Şuradaki oranlamalara bakalım. Oranlamalar bizi yönlendirecek ve paralellikte ilk önce şu üçgene bakacağım belli. Çünkü sayı var burada arkadaşlar. X'e sonra şu temel orantıya bakacağımız belli arkadaşlar. Şimdi bunlar kaçta birleşiyor? Altta birleşiyor. Buraya 3K, buraya 2K. Pardon buraya K dersem burası da e, 2K oldu arkadaşlar. AD uzunluğu 3K. DC uzunluğu K. CF uzunluğu 2K yazdık arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu paralelliğe bakalım. Bak 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 bak. Şu. Bunlar işin içine girmiş. Tekrara gireceğimiz aşikar. Şunun şuna oranı. Şuraya A dersem. A bölü 6'ya mı eşit? Evet. K bölü 4K eşittir. A bölü 6. Şöyle şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar A buradan 6 bölü 4 yapar. Yani 3 bölü 2 yapar arkadaşlar. Tamam. Bir de şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şurada da şu paralellikte de arkadaşlar 1'e 2 oran var 1'e 2 oran olacak. X direkt 2 A'ya mı eşittir? Aynen. O zaman X de 2 A'ya eşit olduğundan dolayı A'yı da 3 bölü 2 bulduysak 2 çarpı 3 bölü 2'den cevabı da kaç buluruz gençler? 3 olarak buluruz. Evet cevabımız 3 çıktı arkadaşlar. Koldan kola geçişte direkt ayrı ayrı. Tekrara girmemize gerek yok. 1'e 2, 1'e 2 oran şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Evet cevap 3 oldu. Tabi şıklar bazılarında var bazılarında yok. Şu şekilde yazalım arkadaşlar. Geldik buraya. Ya genelde en çok öğrencilerin sıkıntı yaşadığı şeydir arkadaşlar. Her konu anlatımında ve her özette mutlaka yazdığım soru tipidir arkadaşlar. Dikkat edin buraya. EC uzunluğu K iken AE uzunluğu 2K Hocam ben ne yapacağım? BD bölü FC isteniyor. BD bölü FC isteniyor. Peki şu paralelliğe bakacak olursam ama bak hocam öncelikle şurada da bir karışıklık var. Şurada 1'e 2 oran var. E burada da 1'e 2 oran yazalım. Ya bak bunlara girmenize gerek yok. Bunlar sorulmuyor soruda. Şuradaki oran soruluyor bize. Soru bizi şuraya yöneltiyor. Niye ben tekrar yazayım ki şu bölü şu yazıp da burası işte x ise buraya 3x yazayım ki. Gerek var mı arkadaşlar? Yok. Sadece paralelliği kullan. Koldan kola geçiş yap. Hocam 1'e 2 oran var. Hocam 1'e 2 oran olacak. Ama burası karışık. İyi önce burayı halletmem lazım. O yüzden öncelikle nereye bakmam lazım arkadaşlar? Şu paralelliğe bakmam lazım. Aa, bu paralellikte de arkadaşlar şöyle baktığım zaman hocam 1'e 2 oran var. Hocam 1'e 2 oran olacak. Yani x ise burası ne olacak? 2x olacak. Şimdi gel şu paralelliğe. Hop şununla şu paralel değil mi? Evet. Hep böyle dardan genişe doğru gitmek en mantıklısı arkadaşlar. E bu paralellikte de yine 1'e 2 oran var. E burada da 1'e 2 oran olacak. E burası 3 x ise burası kaç x olur? 6 x olur. E o zaman BD bölü FC isteniyor bizden. BD uzunluğu 6x bölü FC uzunluğu da x. Yani kaç yaptı? 6 yaptı arkadaşlar. 27. sorunun cevabı böylelikle 6 yani denizli oldu. Geldik 28'e. Evet yeni nesil sinyalini verdi arkadaşlar. Yeni nesil sorulara geldik arkadaşlar. Şimdi bir kere 5, 12, 13 olduğunu biliyor muyuz buranın? Biliyoruz. Aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Şuraya da 13 diye yazayım. 40 yazarsam karışacak. Buradan e, şekilde verilen eğimli bir yüzeyi yürüyen Koray 10.4 metre yürüdü, yürüdükten sonra durmuştur. ABCD dikdörtgendir. Koray AD kenarına paralel yürümüş. AD kenarına paralel yürümüş. Yani buradan da yürüse hop şöyle şuraya kadar gelecek. Değil mi arkadaşlar? Evet. Burada da 10.4 yapacaktı. Ya da paralel yürüdüğü için sen burada böyle dikdörtgenden dolayı şey olduğunu 10.4 olduğunu yazabilirsin zaten. E bunun tamamı 13'tü. 13'ten 10.4 çıkart bakayım. 2.6 mı yapıyor burası? Evet arkadaşım 2.6 yapıyor. 13 yapması için. Evet 10.4 2.6 kaldı arkadaşlar diye. Evet, Koray diyor ki AD kenarına paralel olacak biçimde yürüdüğüne göre durduğu anda zemine dik olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Ha, zemine dik olan uzaklığı şu. A şu x. Arkadaşlar ne var burada? Temel orantı. Her ikisi de aynı doğru yedik ya, şunlar birbirine paralel. 10.4 bölü tamamı. 10.4 bölü tamamı 13 eşittir x bölü 5. x bölü 5. Arkadaşlar 5 ile 10.4'ü çarpacağız. Bu şey 3 kere 8 24. He. 13'e bölsen 1. 13'e bölsen 8. Yani 0,8 yapıyor arkadaşlar burası. O zaman x ne yapıyor? 5 çarpı 0,8'den 5 kere 8 40. O da kaç yaptı arkadaşlar? Direkt 4'e eşit oldu. Evet sorumuzun cevabı 28. sorunun cevabı böylelikle 4. Yani Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 29'a. Evet şöyle bir bak şey var. FK artı L isteniyor. P.K artı L isteniyor. Arkadaşlar alfa dalıp da yine soruyu yapabilirsiniz bu arada. Ya da şöyle bir merdiven şekli var. Şurada bir dikdörtgeni tamamlamasak nasıl olur? Süper olmaz mı? Olur. E ne oldu burası o zaman? 5'se, 5 ise 5. 9 ise 9. A hocam şuraya bir x diyecek olursam şu x'in tamamının oranı 9'un 12'ye oranına eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Yazalım. X bölü X artı 5 eşittir. 9 bölü 12. 3'e <laughs> böl 3, 3'e böl e 4. 4X e, ne geliyor buradan arkadaşlar? 4X eşittir. 3X artı 15'ten. X de buradan ne geldi? 15 geldi. Evet. X'i burayı 15 bulduk arkadaşlar. Şöyle şuraya 15 bulduk. Şimdi geldik şuraya. Burada da aynı şey var. Şöyle bir dikdörtgen tamamlayacak olursak. 4 ise 4, 6 ise 6. E, evet, alfabet tam da yapabilirsiniz bu arada. Şuraya bir y dersek şunun tamamını oranı. Yani şuraya yazıyorum. Y bölü y artı 4 eşittir. 6 bölü 9 olmaz mı arkadaşlar? 3'e bölsen 2, 3'e bölsen 3. İçler dışlar 3 y eşittir. 2 y artı 8. Y de buradan kaç çıkar? 8 çıkar. Zaten benden 15 ile 8'in toplamı isteniyor arkadaşlar. 15 ile 8'in toplamı da kaç çıkar? 23 çıkar. Değil mi? Evet. FK artı L. Aynen öyle arkadaşlar. Cevap 23 çıktı arkadaşlar. Kaçıncı soru? 29. sorunun cevabı. Geldik 30. soruya. Heh, bak. Bilerek böyle birim kareleri de yazdım ki arkadaşlar sıkıntı yaşamayın. <laughs> Şimdi aşağıda verilen şekil özdeş birim karelerden oluşmuştur. Bakın şöyle bir şekil var. Özdeş birim karelerden oluşmuş. Ali kara uzunluğu artı LC uzunluğu bölü KL uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar. Birim karelerde bizim için önemli olan şey nedir arkadaşlar? Tabii ki kenar uzunluklarının bir birim olması çok önemli. Bir de bak K ya bir köşede falan değil buradaki K. Genelde köşedeki şeylere dikkat ediyorum. A var, B var, C var. Başka da köşede bir şey var mı? Yok. Köşede bir şey yoksa şu yatay çizgilere lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ya birim karelerin köşelerinden geçen doğru varsa oraya dikkat edin. Ya da neye dikkat edecekmişsiniz arkadaşlar? Şöyle dikeylere dikkat edebilirsiniz. Ama dikeylerin üzerinde değil ki K. K ve L yatayların üzerinde. O zaman yataylara dikkat edeceksiniz. Yani şunlar ne arkadaşlar? Hop şöyle paralel aslında değil mi? Aa hocam C noktası da yine aynı şekilde. Şöyle geldiğimiz zaman paralel. Şuraya baktığımız zaman burası kaç? 2. Burası kaç? 2. Burası kaç? 1. Aa hocam temel orantı var burada. Yani şurada 2, 2, 1 oran varsa burası da 2K, burası da 2K, burası da K olmak zorunda değil mi? Yani 2 bölü 2, burası da 2 bölü 2 olmak zorunda. 2 bölü 2 bölü 1 oran varsa 2 bölü 2 bölü 1 oran olmak zorunda burada. O zaman artık Ali Kara uzunluğu 2K artı LC uzunluğu K bölü KL uzunluğu 2K. Yani 3K bölü 2K'dan cevap 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. <laughs> Benim karelerin üzerinden geçen köşelere dikkat edeceksiniz. Bir de K ve L nerede? Dikeylerin üzerinde mi? Yatayların üzerinde mi arkadaşlar? Yatayların üzerinde olduğunda böyle temalar antı da karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Önemli ve güzel sorulardan biridir arkadaşlar. Yeni nesil dediğimiz yani bir şeyleri gizleyip öyle önümüze sunmaları yeni nesil aslında. Ben de işin sırrını veriyorum size işte. Tamam dikkat edin buna. Geldik buraya. Aşağıda verilen özdeş karelerden oluşmuştur. A noktasına bundan bir hareketle B noktasına oradan da C noktasına gelmiştir. Hareketlinin aldığı toplam yol nedir diye soruyor. A hocam şurası belli ama şuradaki parçayı ne yapacağız değil mi? Şimdi arkadaşlar ne dedik biraz önce? Şuna dikkat edin. Birim kareler üzerinden gidiyorum. Hop. A hocam şurayı bulabilirim. Bak şurada şu, hocam şuradan böyle bir dik çizsek. Şu aşağı doğru dik çizsek. Bak aşağı doğru dik çizsen. Ya şuradaki parçayı bilmiyorsun ki sen. Şurada Pisagor'dan şurayı bulamazsın zaten. O sıkıntılı zaten. Ama bak dikkat et tam nereden geçmiş? Tam bu köşeden geçmiş. Ha, tam buradan geçmiş. Hop, hocam şurada bir dik üçgen var sanki. Dik üçgende ne? 3 üç birim burası. 4 birim burası. 3, 4, 5 üçgeni. 2, 3, 4, 5 üçgeni. Hmm. Tamam. 3, 4, 5. Şurası 5. Şurası 3. Burası da 4 birim olduğundan dolayı. Aslında ben bu soruyu kelebek benzerliğinden de yapalım da kelebek benzerliğine de has bir tane soru koyduğum için birim karelerde burada temel orantıdan yapacağım arkadaşlar. Benim için neresi lazım arkadaşlar? Şu uzunluk lazım. Ya yani şurayı bulursam olay bitti. Arkadaş. Arkadaş, şu uzunluk da lazım ya. Bak şimdi. Nasıl bir şey yapsam? Temel orantıyla biraz zorlaştıracağım ama soruyu mantığını anlayın diye sırf buradan yapmak zorundayım arkadaşlar. Zorunda mıyım? Zorundayım. Temel orantı var mı? Var. Nerede var? Hocam şurada bir temel orantı var görüyorsunuz. Aa, hocam şuradaki parçayı o zaman düşünecek olursam. Burası kaç? 1. Burası kaç? 5. Hocam şurası 1, 2, 3 birim burası. Şuraya bir A birim diyecek olursam. A bölü tamamı. A artı 3. A bölü A artı 3 eşittir. 1 bölü 5 midir? Evet. 1 bölü 5'tir. 5 a eşittir a artı 3. 4 a eşittir 3. a eşittir 3 bölü 4. a'yı 3 bölü 4 bulduk. Hocam a 3 bölü 4. Süper. Hocam şurası ne olacak ya? Şurası ne olacak hocam? Şurası. Benim için burası da lazım. Ya şuraya bir x de o zaman. Burada da aynı şekilde bir temel orantı yok mu? Var. x bölü x artı 5. Onu da burada yazayım. x bölü x artı 5. Eşittir. 1 bölü 5. 1 bölü 5'ten 5x eşittir. x artı 5. 4 x eşittir. 5 x de buradan ne geldi arkadaşlar? 5 bölü 4 geldi. Tamam. x'i buldum. Sonuçta burası da lazım. Şuraya kadar olan parça 3. E hocam burası kaldı. Burası da nedir arkadaşlar? Şöyle şuradaki parça da nedir? Şu a'yı ben ne buldum? 3 bölü 4 mu buldum? Evet. Bunun tamamı 1 olduğu için 1 eksi 3 bölü 4'tür. Yani burası da 1 bölü 4 yaptı. Yani burası 1 bölü 4. O zaman 5 artı x. Yazıyorum şuraya. 5 artı x. x dediğim 5 bölü 4. Artı Hocam şuradaki parça 1 bölü 4. Artı bir de burası 3 arkadaşlar. Evet. 6 bölü 4, 3 bölü 2, 8. 8 artı burası 6 bölü 4, 3 bölü 2 yapıyor. 3 bölü 2 de 1,5. Hadi 9,5 şeklinde söyleyelim arkadaşlar biz cevabı. Tamam mı? Şurası 1,5 yaptığından dolayı yazamadım. 1,5. Şimdi bu 6 bölü 4 yaptı. Sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok. Bu soruyu kelebekten daha rahat bir şekilde çözebilirdik bu arada arkadaşlar. Ee, direkt burayı 5 bölü 4'ü kelebekten, şuradaki kelebekten bulabilirdik arkadaşlar. Çünkü kelebekte oran 1'e 4. 1'e 4, x de 4x. 4x 5 ise x 5 bölü 4 yapar. İşte 1'e 4'ten dolayı burası da 3 bölü 4 yapar arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra 3 bölü 4'ten sonra zaten burası da 1 bölü 4 kalıyor arkadaşlar. Ee, sonra da 5 artı e, burası 5 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 3 şeklinde yine sonuca ulaşabiliriz. Ama ben burada temel orantıda yapmak istedim. Birim karelerde de böyle temel orantıyı da bize kullandırabiliyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik 32. Ye. Bakalım ne demiş. İbrahim ve Yiğit. Evet İbrahim hocanın oğlu Yiğit. Düz bir zeminde. Hocam selamlar bu arada. İbrahim Turan Başay ve Yiğit Başay. Düz bir zeminde Yiğit ve babası İbrahim Kalınlığı 20 santimetre, yüksekliği 120 santimetre olan bir duvarın farklı taraflarında durmaktadırlar. Yiğit'in göz yazarsının zemini olan uzaklığı 90 santimetre. İbrahim'in boyu 170 santimetre. Bu arada Yiğit bu kadar değil daha uzun ha. <laughs> İbrahim'in boyu 170 santimetredir. Yiğit'in duvara olan uzaklığı 1 metre. O zaman hepsini santimetreye çevirelim arkadaşlar. Şurası 100 santimetre, burası 400 santimetre. Yiğit duvardan dolayı babasını görememektedir. Yiğit ok yönünde en az kaç santimetre gittikten sonra babasını görmeye başlar diye soruyor bize arkadaşlar. Evet. <laughs> Yiğit tam olarak babasını görmeye başladığı yer neresidir arkadaşlar? Hop. Tam şuralarda bir yerlerde değil midir arkadaşlar? Yiğit'in göz hizası şöyle. O zaman Yiğit tam buradayken babasını görür arkadaşlar. Şöyle. Ee, Yiğit'i biraz uzun çizdik ama mecbur burada şey yaptık arkadaşlar. Ee, ne derler? Hadi şurada şöyle şey yapayım. Evet. Yok mecbur burada yapacağım arkadaşlar. Şurası 90 santimetre tamam mı? Evet arkadaşlar. Şöyle tam yiğit buraya geldiği zaman yani x metre gittiği zaman İbrahim'i görmeye başlayacak arkadaşlar. 90 santimetre buranın kaç santimetre olduğunu biliyoruz. 90 santimetre olduğunu biliyoruz. E hocam ne var burada? Bir yamuk çıktı. Ya hocam yamuk da işte fark etmez. Amaç temel orantı oluşturmak değil mi? Evet. Şurada İbrahim şu şekilde ya arkadaşlar. Şuradan bir ne oluşturduk? Dik yamukta dik dörtgen oluşturacağımızı hepimiz biliyoruz. Ya da temalar ant oluşturacağımızı e, söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuradan şuraya ne var arkadaşlar? 100. Burası ne? X. Yani şurası ne oldu arkadaşlar? X artı 100 santimetre oldu. Şurası zaten 20 santimetre. Şuraya kadar kısım kaç yaptı? 420 santimetre yaptı. Bakın dikkat edin. Şuraya kadar X artı 100. Buradaki kalınlık da önemli bizim için. Çünkü tam şurada bakış açısına göre... Şu duvar şey yapıyor bize. Burası değil arkadaşlar değil mi? Bu duvar bize görüş alanımızı engelliyor. Buradan itibaren baktık arkadaşlar. O zaman burası kaç yaptı? Şuradaki 20'yi de eklemeliyiz. 400 olduğu için burası 420. Yani burada bir temel orantı var mı? Var. 90 sa burası da 90. Burası da 90. E hocam 90 sa 120 ise buraya kaç kaldı? 30 kaldı. Hocam 90 sa 170 ise buraya ne kaldı? 80 kaldı. Temel orantıyı yapalım mı arkadaşlar şimdi? Yapalım. E, burada ne var? X artı 100 bölü tamamı. Yazıyorum. X artı 100 bölü Tamamı. X artı 520 yapıyor. X artı 520 eşittir. 30 bölü 80 yapacaktır arkadaşlar. Şunlar şunlar sadece işler işler, işler yapalım. 8X artı 800 eşittir. 3X artı ee, 520 ile 3'ü çarptığımızdan kaç yapıyor arkadaşlar? 0. 3 kere 2 6. 3 kere 5 15. 1560 yaptı. Buradan 5X eşittir. 800 çıkartırsak kaç kalıyor? 760 kalıyor herhalde. Değil mi? 768, 715, evet 760 kalıyor. O zaman e, bunu da 5'e böldüğün zaman x de buradan 760 bölü 5'ten dolayı kaç yapar? 5'e bölme kuralı. 0 at 2 ile çarp. Altın ilk katı 12. 7, 7, 14, e, 152 yapıyor. O zaman x'i kaç bulduk? En az kaç santimetre gittikten sonra? 152 santimetre daha giderse arkadaşlar bir yiğit babasını görmüş oluyor. Güzel bir soru. Yeni nesil sorulara böylelikle temel orantıyla zaten burada e, bu sayfada geçmiş bulunmaktaydık. Yeni nesil sorulara böylelikle devam ediyoruz temel orantıda arkadaşlar. Güzel bir soru. Cevap Ceyhan yaptı. Geldik şuraya. Şimdi burada da ne demiş? Şekilde zemine dik duran bir lamba direği ve lamba direğine 2 metre uzakta olan mert adında biri gösterilmiştir. Mert'in verilen şekilde gölge boyu 1.6 metredir. Evet. Buna göre Mert ok yönünde 1 metre ilerlediğinde ok yönünde 1 metre ilerlesin. Mert'i ok yönünde ben 1, nok 1 metre ilerletirsem. Bak Mert'i ok yönünde 1 metre ilerletirsem. O zaman bizim gölgemiz nasıl olacak arkadaşlar? Hop. Şöyle olacak. O zaman Mert'i biraz daha şey yapayım ben ya. Şu 1 metreyi şöyle göstereyim arkadaşlar. Heh. O zaman bizim yeni şeyimiz ne olacak? Mert'in gölgesi şu şekilde olacak arkadaşlar. Evet yeni gölgemiz şurası olacak arkadaşlar. 1 metre ilerlettim. 1 metre ilerletince. Gölge boyu kaç metre olur diye soruluyor. Tamam. Şu 1 metre ilerlettim. Öncelikle şurada ben isterseniz bir temel orantı yapayım ya. Niye böyle yaptıysam. Arkadaşlar burada şuradaki orantıyı bulabilirim ben. Temel orantı var mı burada? Var. Temel orantı da 1.6 bölü tamamı. 1.6 bölü 3.6. Nedir arkadaşlar bu da? 16 bölü 36. Ee, 4 4'e bölsen 4, 4'e bölsen 9. 4 bölü 9. Yani burası 4K iken burası ne oldu arkadaşlar? 9K oldu. Şimdi ben ne yaptım? Mert'i 1 metre ilerlettim. Mert'i 1 metre ilerletince o zaman ne oldu? Hop gölgesi de şöyle oldu arkadaşlar. Gölgesi de buraya denk geldi. Heh. Şimdi ilerlediğinde gölge boyu kaç metre olur diye soruluyor. Yani bize ne soruluyor arkadaşlar? Şunu 1 metre ilerletince şuradaki x kaç olur diye soruluyor. E ben şuranın kaç olduğunu biliyorum. 4K olduğunu biliyorum. E 4K'da 9K'da değişmiyor. Bu seferki temel orantı kaç arkadaşlar? Şu bölü tamamı olacak. Yani o bölü tamamı kaç? X bölü bakın X bölü tamamı. Yani bu sefer tamam ne yaptı? X 1 ve 2. X artı 3 yaptı. X artı 3 yaptı. Eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 4K bölü 9K'ya eşit olacak. 4K bölü 9K'ya eşit olacak. K'lar nana işler dışlar. 9X eşittir. 4X artı 12. Ee, buradan 5x eşittir 12. X de buradan ne geldi? 12 bölü 5 geldi arkadaşlar. Evet. E, ee, bir metre ilerlediğinde gölge boyu ne kadar olur diye soruluyor. Gölge boyu şu kadardı arkadaşlar. O da kaç yaptı? 12 bölü 5 yaptı. Ya da e, 12 bölü 5 nedir? 2 ile genişlettiğimiz zaman 24 bölü 10'dur. O da 2.4 de diyebiliriz arkadaşlar. Cevap 2.4 oldu arkadaşlar. 33. sorunun cevabı. Güzel bir soru. Ve geldik 34'e. Yani temel orantıyla ilgili son yeni nesil soruya arkadaşlar. Sonra kelebek benzerliğine geçeceğiz. Gözleri duvarın üst zemininde 1.7 metre yüksekte olan elif zemine dik duran 2 metre yüksekliğindeki bir duvarın üstünde. Barış ise yerden duvarın 1 metre uzağındadır. Evet. Barış'ı göremeyen Elif ona doğru yürümektedir. Yürüsün bakalım. Elif duvarın bitimine x santimetre kalıncaya kadar yürürse Barış'ı bütün olarak görebilmektedir. Bir kere santimetreye çevirelim arkadaşlar bunları. Bunlar nedir? 200 santimetre. Burası 170 santimetre. Burası da 100 santimetre arkadaşlar. Şimdi bütün olarak görebildiğine göre topuğuna kadar görecektim bunu. Evet topuna kadar görecek. Şu şekilde arkadaşlar. O zaman tam Elif'in şuraya kadar gelmesi lazım. Elif şuraya kadar geldi arkadaşlar. Elif buraya kadar geldiyse göz hizası buraya kadar geldi bu arada. Geldiyse şurası kaç? 170. Şurası x santimetre. Duvarın bitimine x santimetre kalıncaya kadar diyor. Peki. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Duvarın yüksekliği de 200 zaten. E, duvarın yüksekliğini de kullanalım burada arkadaşlar. Hop şöyle. Şurası nedir? Burası da kaç? E, 200 santimetre. Şunu da yazdık. E şurası da x değil midir arkadaşlar? Şurası x'e burası da x dikdörtgenden dolayı. E bitti gitti olay o zaman. Temel orantı var mı? Var. Şunun tamamına oranı yani x pardon 170 bölü tamamı arkadaşlar 370 eşittir. x bölü x artı 100. x bölü x artı 100'e eşit olacaktır. İşler dişler yapalım arkadaşlar burada. x en çok kaçtır diye soruluyor bize. Niye en çok kaçtır diye soruluyor? Evet, buradan buraya geldiği zaman da tamamını görmüş oluyor. O yüzden tam böyle topuna kadar gördüğü an en çok olduğu durum oluyor arkadaşlar. İşler dışlar. Şunları sadeleştirelim. 17x artı e, 1700 eşittir 37x yaptı arkadaşlar. Buradan 1700 eşittir 20x yaptı. Şu sıfırlar sadeleşti. E, o zaman 2x 170 ise x de buradan kaç yapar? 85 mi yapar? x de buradan 85 olarak buluruz arkadaşlar. Evet. 34. sorunun cevabını böylelikle denizli bulduk ve temel orantıyı da böyle bu güzel sorularla bitirmiş olduk. Ve geldik son viraja. Kelebek benzerliği. Kolay sorulardan başlayalım. E ne var? Karşılıklı kenarları paralel. Kelebek benzerliği direkt var mı? Var. Yukarıdan aşağı oran kaça kaç arkadaşlar? Ben k katı şeklinde yapmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. 6 bölü 10. 6 bölü 10 dediğimiz nedir? 3 bölü 5. Değil mi? O zaman burası 3 a iken burası 5 a'dır. Burası 3B iken burası da 5B'dir. E o zaman 3B eşittir 3 ise e, 9 ise B'yi buradan 3 buluruz. B3 ise burası kaç yaptı? 15 yaptı. E, 5A eşittir 20 ise A eşittir 4 geldi. O zaman A eşittir 4 ise burası da kaç yaptı? 4 kere 3 12 yaptı. Evet toplamı soruluyor. CE uzunluğu 12 artı EA uzunluğu 15 isteniyor. Toplamı da kaç yapar arkadaşlar? 27 yapar. 35. sorunun cevabı edremit oldu. Geldik 36. soruya. <laughs> Hocam ABC bir üçgen. Paralellikler var. Temo da yapabiliriz. Şeyden de yapabiliriz. Ama direkt bak burada bir var. Burada iki var. Şu paralellikte. Görüyor musunuz? Yani burada bir kelebek benzerliği var mı arkadaşlar? Var. Kelebek benzerliği var. Bu arada şunlar paralel. Şunlar paralel. Şu bir paralel kenar değil mi? Evet. 1'e 2 oran var. A ise burası nedir? 2A'dır. E toplamda şurası zaten paralel kenardan dolayı 6 ise şurası da 6 değil mi? Evet 3A eşittir 6 ise A'yı buradan 2 bulduk. X eşittir 2A o da eşittir kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar. 36. soru cevabı 4 oldu arkadaşlar. Geldik 37'ye. Sayılar bizi yönlendiriyor. Bak paralellikler var mı? Var. Şununla da şu paralel. Şununla şu paralel bu paralel. E şuraya baktığımız zaman 2 ve 6'dan dolayı şurada bir kelebek benzerliği fark ediyoruz herhalde değil mi arkadaşlar? Şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran 6 bölü 2. Yani 6 bölü 2 3'e 1. Yani burası 3K iken burası ne olacak? K olacak. E bir de burada bir temel orantı var arkadaşlar. Şu temel orantıdan dolayı şu bölü tamamı yani 3K bölü 4K eşittir. 3 bölü şu. 3 bölü x artı 2 eşittir. K'lar nanay. İşler dışlar. Şurası 2 değil mi? 3x artı 6 eşittir 12 yaptı. 3x eşittir 12 yaptı. 6 yaptı arkadaşlar. İşte, e, şeyde 12'den 6 çıkartınca. de buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Evet. Kaçıncı soru bu? Ne oldu buna? Evet. Heh, şöyle. 37. sorunun cevabı böylelikle. 2 çıktı. Geldik 38'e. Şekilde bir ütü masasının farklı iki konumu gösterilmiştir. Birinci konuda masanın yerden yüksekliği 150 cm olup ikinci konuda ise 90 cm'dir. Ayakları 150 iken 90 olmuş. Ayakları P noktasında masallı bir şekilde sabitlenmiştir. P noktası. Aşağı indiği zaman P noktası yine aynı nokta değil mi? Yani şu uzunluk AP uzunluğu şu uzunluğu yine eşit arkadaşlar. Bir değişmiyor. Sonra AB'yi kaç vermiş arkadaşlar? Şu AB'yi 20 vermiş. Şurayı kaç vermiş arkadaşlar? Burayı da 40 vermiş. Aa burada bir kelebek benzerliği var. Kelebek oran kaça kaç? 20 bölü 40. Yani 1'e 2. Yani burası K iken burası ne oldu? 2K. Aynı şekilde burası K burası 2K mıdır? Evet. E ee, bizden şuradaki X isteniyor. Arkadaş şuradaki yükseklik belli mi? Belli. 90. Tamamı 90. E kelebek hala var mı? Var. Nerede var arkadaşlar bu sefer kelebek? Şöyle var. Şu yükseklik soruluyor. Yüksekliğe yoğunlaşmam lazım. Yükseklik oran 1'e 2. Yani burası A iken burası nedir arkadaşlar? 2A. Yani toplamda 3A eşittir. 90 ise A'yı buradan 30 buluruz. X de 2A'ya eşit olduğu için arkadaşlar o da kaç çıkar? 60 çıkar. Evet 38'in sorunun cevabını böylelikle 60 bulduk arkadaşlar. Geldik 39'a. Kelebekler havada uçuşuyor. Nerede havada uçuşuyor hocam? Bir burada bir kelebek var arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Bir de nerede bir kelebek var? Şurada. Mavide bir kelebek var arkadaşlar. İçecek kelebekler bizi bazen yorar. Soruya bakıp da yoğunlaşacaksınız şimdi. Bizden ne isteniyor ona bakacaksınız. Oranlamaları bir yazalım. Şurası K. Burası K iken burası da 2K oldu. BF uzunluğu 2K. Evet 2K yazdık. EF uzunluğu K. Şurası da K verilmiş arkadaşlar. DC uzunluğu 2 verilmiş. Ali Kara uzunluğu isteniyor bizden. Hocam önce kırmızı kelebeğe bakalım. Kırmızı kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Kırmızı kelebekteki orana baktığımız zaman 2 bölü 2 yani 1'e 1. O zaman 1'e 1 ise e burası kaç yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. O zaman şöyle yazalım isterseniz. Şuraya A diyelim. 2K'nın 2K'yı oranı eşittir. 2 bölü A'dan dolayı A'yı da kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Tamam. Şimdi mavi kelebeğe bakalım arkadaşlar. Mavi kelebekteki oran kaça kaç? Mavi kelebekteki oran da 1'e bire... 3. Yani k bölü 3k. Eşittir. 2 bölü x artı 2 olmak zorunda değil mi? 2 bölü x artı 2 olmak zorunda. İşler dişler k'lar da gitti zaten. x artı 2 eşittir. 6'dan x'i de buradan kaç buluruz? 4 buluruz arkadaşlar. 39'un sorunun cevabı da böylelikle. 4 çıktı. Geldik 40. soruya. Bak şunlar eşit verilmiş. Ne yapacağız hocam? Ya şurası dik dik Alfabeteye da dalsak Valla alfa betadan da çıkardı. Hani alfa, beta, burası da beta, burası da alfa. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Alfanın karşısı dörtgen, alfanın karşısı bu. 90'ın karşısı, 90'ın karşısı vermiş. X soruluyor bize. Çıkar. Mutlaka çıkar. Yani şuraya y deyin, y deyin. İlk önce y'yi bulacaksınız. Y'yi bulduktan sonra da Pisagor bağıntısından şeyi bulacaksınız. Ya da ben burada oranlama mantığını kullanmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl kullanabiliriz burada oranlama mantığını? Hocam burası dik ya. Şuradan bir dik çizersem. Aa şu iki ikisi de aynı doğruya dik mi? Dik. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. 4 ise burası kaç oldu? 4. X ise burası kaç oldu? X. Hatta burası da 5 mi? 5. Dikten dik çizildi. Öklit. Yani x'in karesi eşittir. 5 çarpı 4'ten. X de buradan kök 20 çıkar. Kök 20 de nedir arkadaşlar? Kök 20'de de 2 kök 5'e eşittir arkadaşlar. Cevabımız 2 kök 5 çıkar. Kelebekten de çıkar, şeyden de çıkar. Bu oranı bu şekilde kullanmayı da öğrenin diye yazdığım sorulardan bir tanesi arkadaşlar. 40. soru Edremit oldu. Geldik 41'e. Şekilde gösterilen tahterevelli de A noktasında Elif C noktasında oran oturmaktadır. Elif'in zemini olan uzaklığı 3, oranın zemini olan uzaklığı 13 birimdir. Evet burada bir oran verilmiş arkadaşlar. Burası 2K iken burası 3K verilmiş. Ali Bey uzunluğu 2K iken BC uzunluğu 3K olarak verilmiş. <laughs> Buna göre Elif'in zemin olan uzaklığı 6 olduğunda. Elif'in zemin olan uzaklığı 6 olduğunda arkadaşlar. Ş şöyle 6 olduğunda. O Elif yukarı çıktığı zaman bu da aşağı inecek arkadaşlar. Evet aşağı indi. Şöyle Elif'in buraya olan uzaklığı 3 olduğunda. 6 olduğunda. Yani şurası 3 olduğunda diyor. Ee, Orhan'ın zemin olan uzaklığı kaç olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat ederseniz şurada bir kelebek oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Kelebekteki oran kaça kaç? 2'ye 3. E burası 2'ye 3 ise arkadaşlar. O zaman 2 bölü 3 ise. <laughs> 6 mı diyordu? Şurada. Elif'in zemin olan uzaklığı 6. Evet şurası 6 olduğunda diyor. Tamam burası 3 olacak o zaman. E, o zaman 2'ye 3 alan varsa. Burası da 2A ise. Burası da 3A mı olacak? Aynen. 2A dediğimiz kaç arkadaşlar? 3. A'yı buradan 3 bölü 2 buluruz. E, 3 bölü 2 dediğimiz 1,5 arkadaşlar. O zaman 1.5 ise burası 4.5 yaptı. Bizim oranın zemine olan uzaklığı ne olacaktır arkadaşlar? X diyecek olursak. X artı 4.5 eşittir 13'ten. X'i de kaç buluruz arkadaşlar böylelikle? 13'ten 4 çıksa 8, 4 daha 12. 9, 4, 9. 8.5 mi oluyor? Evet 8.5 olmak zorunda. Ya da 17 bölü 2 de diyebilirsiniz arkadaşlar fark etmez. Evet cevabımız 8.5 çıktı arkadaşlar 41. soruda. Geldik şuraya. Hmm. Birim kareli bir soru. Temel oranttan da yapabiliriz bunu. Talesten de yapabiliriz. Ama bu sefer şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şöyle şu daha kolay sanki. Şimdi AB bölü BC isteniyor. AB bölü BC. Hocam bunlar birim kareler değil mi? Evet. Şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var arkadaşlar. Tam bu köşeden geçmiş ya. Kelebekteki oran kaça kaç? Burası birken şurası kaç? 3. Demek ki burası x iken burası ne olacak arkadaşlar? 3x. A 3x dediğimiz 1. 3x eşittir 1 ise x'i buradan kaç buluruz? 1 bölü 3 buluruz. Arkadaş burası 1 bölü 3 ise e, buraya da y diyecek olursak y artı 1 bölü 3 de ne eşit arkadaşlar? Yine birim kare olduğu için 1'e eşit olduğundan y de 1 eksi 1 bölü 3. Y de kaç çıktı? 2 bölü 3 çıktı. Y de 2 bölü 3 çıktı arkadaşlar. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? AB bölü BC isteniyor. Yani 2 bölü 3 bölü BC. 1 bölü 3 isteniyor. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 1 ters çevirip çarptığınız zaman o da kaç yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. 42. sorunun cevabı da 2 oldu. Ve geldik son soruya. Şekilde A noktasında kalınlığı önemsenmeyen bir metal ile B noktasında zemine dik duran kalınlığı önemsenmeyen bir tahta parçası verilmiştir. Metal parçanın üzerinde doğrusal bir ışık kaynağı vardır. Tamam üzerinde noktasal bir ışık kaynağı vardır. Şurada. Şurası oran verilmiş arkadaşlar. Ali Bey yüzünde Şurası K iken, şurası K iken burası da 2K verilmiş. Bir süre sonra metal parçanın bir kısmı kesilmiş ve aşağıdaki görüntü oluşmuştur. Evet kesilmiş. Şuradan itibaren kesilmiş arkadaşlar. Şuraya kadar gelmiş. Işık kaynağı burada. Tamam mı? Evet kesilsin bakalım. O zaman şuradaki mesafe x olur diye. İkinci şekilde tahta parçasının zemine dik duran duvarda oluşan gölge boyu birinci şekilde oluşan gölge boyundan 10 cm daha uzun. Arkadaşlar ilk şekilde gölge boyuna bakar mısınız? İlk şekildeki gölge boyu bu. İkinci şekilde buraya kadar kısaldı ya gölge boyu ne kadar oldu arkadaşlar? Şu kadar oldu. Yani şuraya kadar şey olduğu zaman. Gölge boyu ne kadar uzamış? Şöyle şu kadar uzuyor. Yani 10 kadar uzamış. Aa hocam burada 1'e ee, e 2 oran vardı. Bu oranı kullanmak zorundayım ben. 1'e 2 oran var. O zaman burada da yine 1'e 2 oran olmak zorunda mı? Evet. Yani burası K iken ya da burası A iken. Şurası A iken arkadaşlar. Burası nedir? 2A. Şimdi bir kelebek çıktı burada. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. O zaman burada da 1'e 2 oran olacak. Yani şurası X iken burası ne olacak? 2X olacak arkadaşlar. Zaten bize şuradaki kısaldığı mesafe soruluyor. Şurası x diye verilmişti galiba. Değil mi arkadaşlar? Evet. E, o zaman burası x iken buradaki kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 1'e 2 olduğundan xken burası 2x olacak. E, 2x eşittir 10 x de buradan kaç gelir? 5 gelir. Süper bir kelebek sorusu arkadaşlar. Süper bir yeni nesil kelebek sorusu. Yani 43. sorun cevabı da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 5 çıkar. Yani cevap balıkesir oldu arkadaşlar. Valla gençler Ciddi anlamda şöyle baktığımız zaman, isterseniz şöyle bir genel itibariyle bakalım. Gerçekten yeni nesil sorularla dolu, çok da güzel bir e, tekrar oldu. Yani sizi yeni nesille ilgili karşınıza çıkabilecek her türlü benzerliği karşınıza çıkarttım gibi bir şey. Yani bu tekrarı yapan arkadaşlar büyük ihtimalle e, sınavda sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten şöyle baktığımız zaman çok hoş sorular var. Hem temel yapılarla yine konu anlatımındaki gibi temel yapılarla soruları verdik. Hem de yeni nesil sorularla soruları bayağı bir doyurduk gibi. İsterseniz şöyle bir yeni nesil soruları da sayalım arkadaşlar. Gerçekten çok yeni nesil soru vardı burada ya. 1-2-3-4-5-10'dan sonra 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15, 16, 17 tane ve 18 tane yeni nesil soru arkadaşlar. Bir benzerlikten. Yani yeni neslin her türlüsünü sizin karşınıza çıkarttım arkadaşlar. Yani burada gerçekten yeni bir konu anlatımı gibi oldu. Gerçekten de çok güzel oldu. Ve burada bu video inşallah yani üçgenleri iyi olan arkadaşlar da tekrar etmiştir. Çünkü çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar bu videoların. Gerçekten yani hiç olmazsa Üçgenleri şöyle bir tekrar etmenizi hep söylüyoruz zaten. Ee, üçgenler gerçekten ama gerçekten size çok fazla şey katacaktır. Bu tekrarlar arkadaşlar. Evet. Videonun uzun olmasına bakmayın. Siz bu kadar uzununu izlemeyeceksiniz. Her zaman söylüyorum. Sizin için önemli olan neresi? Konu anlatımı. Konu özeti. Sonrasında ben uğraşıyorum sadece. Sizler e, yapamadığınız sorulara bakacaksınız sadece. Tamam mı gençler? Evet. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda alanın tekrarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.